İyi akşamlar değerli izleyiciler. Herkesin bayramını kutlayarak başlayalım. Bugün bayram, bizde bayram olsun dedik ve muazzam ekibi tekrar bir araya getirdik. Seçim hengamesi içerisinde ihmal ettiğimiz programımızı bayram vesilesiyle dedik ki bugün seçim meşim falan siyaset çekilmez. Biz Türkiye'nin en çekilir iki adamını yeniden bir araya getirelim. Her zaman olduğu gibi ve bu akşam Sayın İlber Ortaylı üstadımız ve Sayın Celal Şengül üstadımızla beraberiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş şerefler getirdiniz. Biz de birbirimizi özlediydik, iyi oldu. Size birbirinizi özlemişsiniz. Birazdan kalkıp elinizi öpeceğim. Bayram münasebetiyle. Bayram münasebetiyle. 10 kağıt veririm. 10 kağıt. 10. Amma pintisin ya. Niye ya? Bir yüzlük ver arkadaşlara 5 kağıt veririm. Yüzlük ver bir tane. Bir yüzlük verse. Olur. Tamam. Ben hiçbir şey verecek durumda değilim çünkü param yok. Mendil ver. Ha, ya, o bir de yok. Papyonunu ver. Ha, onu mu olur? Onu verebilirim. Tamam. O çok rahat. Onu verebilirim. Ya, bedava öpmen söyleyeyim. Ediyor. Bin kağıt ediyor. Benim rahmetli anneannem ipek mendil içinde para verirdi. Şu mendil daha güzel. Şunu al, şunu al, şunu al. Onu soracağım şimdi. O ne diye? O ne orada? Ha. Cumhurbaşkanlığı şeyle benziyor. Hayır. Bu Amerika'nın en eski akademisi olan American Philosophical Society'nin rozeti. Rozeti. Kimden çaldın? Kimseden çalmadım abi. Oran üyesi. Biliyorum, şaka yapıyorum. Şu anda ben yaşayan tek üyesi. Çalar, tek Türk üyesi. Tek Türk üyesiyim. Birisi, bir hoca daha vardı. Kimdi? Alet Çamber. Alet Çamber. Rahmetli. O da mı oradaydı? Oradaydı. Biz oradan tarih kurumuna seçildiğimizde bulet kaçırdılardı eski devirde. Öyle mi? Benjamin Franklin tarafından kurulmuş. Ve ilk üyelerinden biri de Prenses Daşkova. Ama o kadın önemli. Ya, inanılmaz bir kadın değil mi? Rus Bilimler Akademisi Başkanı Katerina'nın arkadaşı. Başkanı Daşkova, o işte kadın alim olur mu olmaz mı? Yani 1700'lere kurmuş. 1700'lerde konuşuyoruz ve Daşkova dediğin gibi İlber'in bu alim bir kadın. Mesela İskoçya'da Joseph Black ile James Hutton'ın jeoloji teorisi hakkında mektuplaşıyor. Yani şey bayağı Daşkova Varantsova. Daşkova Varantsova. Şey olarak çok enteresan. Katerina kendi de okumaya meraklı ya, her şeyi karıştıran, duyan, dinleyen. İkinci Katerina ama. Alman çünkü o da. Şey ağzından aldım. Diyecektim Alman. Şey ve bu kadıncağızı tayin ediyor buraya. Çünkü bu hakikaten alim. Rusya tarihinde istisnalar vardır. Mesela kadınlar ressam olur mu olmaz mı? Şimdi hiç kimse ama anne olmasın diye fışkırmasın. Çünkü tarihte böyle öncü ressam yok. Sebepleri var. Kimse Rönesans'ta o atölyelerde adamlar bile zor büyüyor. Allah göstermesin. Kadınlara neler olmaz. Fakat bu şey döneminde, La Belle Époque ve hemen arkasından revolüsyon döneminde 20. yüzyıl dönemecinde inanılmaz sayıda kadın ressam var, avantgard. Bunların çok iyi koleksiyonları bugün Madrid'de Thyssen-Bornemisza Müzesi'nde var. Kim var mesela var. Büyük ressam kadın mı? Hiç aklıma gelmedi. Aa, gelmez oğlum. Şimdi isimlerin üzerinde duracak şey değiliz upuzun. Yani burada gittin. Ya biz bildiğimiz yok. Fakat orada görüyorsun. Ve bunlar kaybolmuş. Yani 20-30 tane falan. Kaçı teşhirde söyleyemem şimdi. Şaşılacak derecede avantgardların içindeler. Ama mesela şöyle denmez mi, hep konuşulmaz mı? Kadın ressam yok. Kadın kompozitör yok. Kadın kompozitör maalesef var. Henüz kim var? Abi Clara Schumann. Clara Schumann sayılmaz o büyüklerin arasında. Bence de. Ama ya abi yani onun yaptığı besteler çok fazla değil ama şahane. Ha yok, o tip şeyler olabilir ama yani böyle çok öncü, patlayan falan Schumann'ın karısı mı? Evet. Yani erkek gölgesinde kalan tipler değil, geçen tipler önemli, evet. Çok önemli. Mesela bak, bu kompüter işlerin... Bilimde var, evet. Kompüter science'da hiç tabii sıraya girmediği halde muhafazakar İngiltere'de şeyin kızı hem de Lord Byron'un. Lord Byron ya Byron. 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 Byron da diyebiliriz. Onun sen Fransız Alman karışım bir şey söylüyorsun. Lord Byron. Lord Byron. Değil mi? Hmm. Evet, Lord Byron. O da. Yani cemiyetten çıkıp nerelere geldik? Evet. Evet.
Yani bu önemli. Fakat tabii bu böyle vire şey numaralara sapmaya gelmez. Kadın bilimler adamları, dernekleri falan o iyi bir şey değil. Hayır. Bilimde cinsiyet olmaz. Olmaz. Bravo. Dahiler arasında yaş ve cins farkı yoktur. Yoktur. Bu biliyorsun Madame de Staël'in meşhur lafıdır. Aynı zamanda Jules Verne'in lafı biliyorsun. Jules Verne'in denizler bilgi. Altında 20 bin fersahta diyor ya. He. Benim için diyor Kaptan Nemo, bu kişilerin diyor yaşı yoktur. Bestekarlardan bahsediyor, dahi bestekarlardan. Bunlar Orfe'nin muasırlarıdır. Ha, Orfe'nin. Ama bu şey çok pratikte söylenmiş. Bonaparte imparatorluk ilan ediyor, etti edecek falan filan, rezalet. Bu tabii cumhuriyetçi kadın çok sinirleniyor arkadaş grubunda. Bır 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 her gün gidip kafasını şişiriyor. Sonunda artık diyor ki şu karıyı engelleyin diyor. Engellemek için de majesteleri banyoda diyorlar. Yok, konsül hazretleri banyoda diyorlar. Dahiler arasında yaş ve cins farkı yoktur diyor. Yok, diyor. Cevap giriyor bari. Kafayı bır 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 gene La Republik ve Lampir kavgası diyorlar. Beethoven'ın tepesi 60 ya. İmparator olunca 3. senfoniyi ona ithaf ediyor. Sonra silmiş. Leroika yazmış. Peki sizi biraz toparlayıp mevzulara getireyim mi? Sizi bırakırsam nerelere gideceğiniz bilmemiş. Evet. Birbirimizi epeydir görmediydik. Bayram bayram. Herhalde. Evet şimdi. Bayram. Açtırmayayım bayramlık ağzınızı. Ha. Evet. İbn-i Sina'nın ölüm yıl dönümü bu ay. Tam günü belli olmakla beraber. Bunun şerefine hastanelerde kadın doktor dövüyoruz. Bir tane daha. Şimdi tam bravo. Ben de tam oraya geldim. Şimdi İbn-i Sina bir Türk değil mi? Hayır, İbn-i Sina Türk değil. Değil mi? Değil. Çünkü Tacik. Bulunduğu ülke bugün. Bugün için Türktür. Yani Orta Asya'nın cenup kısımları. Bugünkü Özbekistan. Kuzeyden gelen Türk kavimler tarafından. O da çok geç. Timur'un zamanında falan bilhassa bu Özbeklerin şeyi Muhammed Saybani Han o iniyor. Fakat bu yavaş yavaş Türkleşiyor bu havali. Bu aslında klasik dari bölge. Farsça konuşulan Fars dili çok yaygın. İran lafını kullanmıyoruz. Çünkü klasikte ta Ahamanişler devrinde kullanılan Eran şehri o böyle çok rafta bir tabirken bir Aryan, bir aristokratik, menkıbevi bir lafken Selçuki Türkleri ilk defa ülkenin adını koydular İran diye. Bu teori benim değil, Bert Fragner'dir, teori de değil, tespit. Ve bundan bu tutuldu. Yani bugün hakikaten İran vatanseverliği, İran vatanı var. Yani biz Türk'üz diyorlar insanlar ama İran bizim kurduğumuz vatandır diyorlar. Ve onun parçalanmasını düşünemiyorlar. Bu çok önemli. Mesela Amerika oynamak istedi orada. Evet. Gülünecekse yani kahkahalarla gülünür böyle bir ahmakla. Yani bir, çünkü adam diyor ki ben buyum diyor. Ordu da o, idare de o, ticaret de o, öbürü de orada falan. Herkes Türkçesini sevebiliyor. Çok da iyi öğrenebiliyor. Biraz sayılan Azerbaycan'da, Horasan'da ama Farsçayı da çok iyi, çok çok iyi biliyor. Ve o kadar ki köylü ve aşiret Türkmenleri arasında bile kendilerine özgü bir Farsça var. Öğlü üğlü. Çok da güzel şiir yazıyor. Strüktürü yakalamış. Onu bunun için söylüyorum. Bu böyle bir tabir. Bu bakımdan bu İran lafını, bu mantaliteyi, bu zihniyeti tutturanlar bizimkiler. Bu çok önemli. Her yerde olmuyor bu. Bunu şey için söyledik yani İbn-i bu Sina İbn-i Sina için. İbn-i Sina o bölgenin adamı. Tabii ki Farsça ve tabii ki Arapça çok iyi biliyor. Ve tıbbın hakikaten bir dehası, evet. Bitmeyen bir dehası, Razi falan gibi.
Bunun için de tabii şimdi biz bunun doğum gününü kutlayalım. İbn-i Sina'nın kanununda var mı? Kafanız kızınca yahut görünce kadın doktor dövün atıverin oradan. Yok falan. Öyle bir şey. Ya, var, hatırladığım var. Yok. Ya biçim dahi bu ya. Salonda öyle bir şey yok. Allah Allah. Ama şifasında biliyorsun şey oluyor. Allah Allah. Evet. Adamın bilmediği yok. Evet, hocaman göçümleri. Depremler. Tarihten ne haber, dilden ne haber onların bilmediği. İki tür dağ oluşumu falan filan diye anlatıyor ki. Gördü, inceledi. Evet, o olmuyor. Ya şimdi sen orayı biliyorsun San Francisco'da. Lavalar böyle iki renkte akmış böyle pastanın kreması gibi. Tam Celal Şengör'lük yer dedik. San Francisco'da sahil. Melanj'ın oraya gittiniz siz. Ha, gittik abi Melanj. O Francisco, o ne biliyor musun? Ha. Okyanus tabanından. Ha. Okyanus tabanı aşağı giderken üzerinde küredikleri lav var. Ha. Mermer blokları var. Evet. Aşırı metamorfize olmuş şeyler var. Tam bir karışık. Pasta keyisi gibi akmış Franciscan, böyle. Franciscan kompleks. O bir tanesi bembeyaz ha. Tam bir tanesi o marindeki ayak direkt melanjın üzerine oturur. Ya bir şey de olmuyor. Niye oraya geçiyor? Tabiatı tahrip değil mi? Affedersin, ayıp yani. Çünkü böyle görünüyor krema gibi. Hani böyle kremayı dökersin ya mesela. O böyle dağılır, aynen o tarz. Üstelik yarısı kahverengi, yarısı bembeyaz. İşte onun için yangın ona kalır melanj derler. Ha, fevkalade. Renkli, renkli. O tabiri 1950'de. Buraya da köprü ayağı dikmek az hödüzlük olmaz. Abi başka yer yok ama. Yok. Yani orası biliyorsun Boğaz. Boğaz. En dar yer olduğu için. Çok hoş bir yerde. Peki doktor demek normal midir? Efendim? Doktor demek normal midir? Değil, hayır bu yeni bir numaradır. Çok bunlar sizin, bunlar sizin hizmetçinizdir. Hizmet edecektir size. Fazla bunlara sıkıntı verme, sıkıntıya gelmeyin, hatlerini bildirin dersen, o hatlerini bildirin, dövmeye kadar gider. Bunu yani eline, ya. Bütün talimat bu ya, bunlar size hizmet ediyor. Şimdi kardeşim, eski Romalılardan hiç Yunanlı öğretmenini, köle öğretmeni, veya Suriyeli hekimini, köle hekimini dıp dıp döven adam gördün mü? Rasyoneli vardır işin yani. Hakikaten. Bazı köle dövülür, bazısına estağfurullah. Yani bu çok açık bir şeydir. Bu ben bu tavrı son derecede hasta buluyorum ve bu çok yaygın. Nereden buluyorum dersen. Ben her hastaneye gidiyorum. Yani illa da böyle her şeyin çok düzenli gittiği falan. Öbürlerine de gidiyorum. Çok memnun olduğum devlet hastaneleri de var. Fakat oralarda bile görüyorum böyle. Kalabalık falan da yok. Düzen iyi kurulmuş. O hastanelerde mesela. Başhekimin başarısına ve çalışmasına bağlıdır bu büyük ölçüde. Buna rağmen orada bile bilmem 80'inde dedemiz öldü diye kapı cam kırıyorlar. Ritüel. Ondan birini dövüyor falan. Böyle şeyler. Yani hep duyuyoruz bunu. Bu böyle tek olay değil. Ve buna karşı hiçbir şey yapılmıyor. Basında bunu yazmıyor. Niye yazmıyor? Yazıyor. Basın yazıyor. Ne oluyor yani? Hiç kimse. Ya onu yapanlar zaten gazete maçında okuduğu yok ki. Okuyor. Böyle tuhaf şey. Nedir yani bu böyle bir ya şey? Bu insanlık dışı. İnsanlık dışı bir şey. Aynen. Hayır. Bu aynen. Büyük ölçüde bir şımarıklık, görgüsüzlük. Evet. Bu artık hastaya bakımı abi, falan. Abi doktor dövmede görgüyle alakası, insanlıkla alakası var. Tabii canım. Ya sana yardım etmeye çalışan biz yaparız bir demek. Ve bunu doğrudan doğruya Sağlık Bakanlığı mesulüdür bu tavrın. Disiplini sağlamıyor. Onun için de çok yakında burada doktor moktor kalmaz. Çok açık bir şey. Zaten kalmayacak. Yani eğitim öyle bir hale geldi ki. Eğitim de aynı şekilde böyle şeyler daima öğretmen suçludur. Ha ben öğretmenleri savunacak değilim, benim meslek grubum. Çok büyük noksanları olduğunu biliyoruz ilkokuldan üniversiteye kadar, hele bizimkilerin. Yani şimdi biraz ona, bu programda biraz ona değinelim. Dün telefonda konuştuk ya, yani bir felaket hale geldi bu seviyeye. Ya şey sayıyorlar burada, ne kadar intihal etmiş, az değdiydi, çok değdiydi. Nasrettin Hoca'nın karpuzu gibi, böyle şey olur mu ya? Yani bir insanda, bir yazıda intihal varsa bu bitti yani. Bu evet, bitti. Anında atarsın onları. Abi şeyi de atıyorlardı, neydi o meşhur psikologuna da Harvard'da, ta talebeyken
bir passim konusunda hata yapmış. Herifi atıyorlardı. Bir şekilde kurtardılar herkes sonunda. Çünkü çok büyük adam. Fakat galiba süngüsü kırıldı. Yani ya, yani intihal hırsızlıktır. Çok kötü. Hem de korkunç bir şeydir yani. İntihal yapan adamı bir eğitim kurumunda tutmak, yani bir katili polis teşkilatının içinde tutmaya. Ya da bir hırsızı bankaya veceler yapmak. Ha yani abi, olacak iş değil bu ya. Çok oldu. Olacak iş değil. Fakat Türkiye'de ben, sen gelmeden Fatih'e şunu dedim. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimleri geliyor. Ben oyumu Türkiye'de eğitimin kalitesini arttıracağım diyene vereceğim. Çünkü şimdi sen takip ediyorsundur. Diyorlar ki efendim işte üniversiteye giremeyen öğrenciye biz burs vereceğiz. Bir daha imtihana girsin. Öyle olur mu? Ya kardeşim, bizim maksadımız üniversiteye mümkün olduğu kadar çok öğrenci sokmak değil. Hak edeni sokmak. Kaliteli adamı sokmak. Üniversiteleri şişire şişire bir hal olduk yani. Yani ve senin... ondan sonra çocuklar oralarda geçen yıllarına pişman oldu. Evet. Ben kaç kere söyledim. Türkiye'de... Üniversitede kötü birer meslek okuludur. Abicim, Türkiye'de üniversiteye gitmek 4 sene vakit kaybıdır ya. Ya feci bir hale geldi. Şimdi bak, ben 2000 senesinin 2000-2001 senesini Caltech'te geçirdim. Şimdi Caltech Amerika'nın en kaliteli teknik üniversitesi ve en kaliteli üniversitesi. Yani hep bir numara çıkıyor Amerika'da. Caltech'e ben gittiğim zaman Türk Hava Kuvvetleri işte eğitim işbirliği yapmak için bir teşebbüse geçtiydi. O zaman Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ergin Celasin'di. Bir gün Celasin Paşa beni telefonla aradı. Dedi ki Bekir Atay Yılmaz General Komutası'nda bir ekip gelecek oraya. İşte bir albay, bir yarbay, bir yüzbaşı. Caltech'tekilerle temas edilecek. Neler yapabiliriz? Türk Hava Kuvvetleri nasıl istifade edebilir bundan falan. Sen dedi bizim ekibe katılacaksın. Emredersiniz komutanım dedim. Senin dedi görevin işte oradakilerle tanıştırmak, bilmem ne yapmak falan filan. Emredersiniz dedim. Hakikaten Bekir Atay Yılmaz General geldi. Ben otellerine gittim. Söyledi Celasin Paşa şu otelde olacaklar diye. İşte gittim, ben takdim ettim kendimi. Dedim komutanım böyle böyle. Celasin General memur verdiler. Geldim dedim. Bana da söylediler, haberim var dedi. Gittik. Şimdi gittik İlber. İşte üniversiteyi tanıtmak için ne yapalım dedik. Yıllık rapor alalım. Üniversite neler yapmış bir senede? O raporda gördük ki bu üniversitenin 2000 öğrencisi var. Hmm. Bak Amerika'nın en iyi üniversitesi. Bunlardan 900'ü undergraduate, 1200'ü doktora, master. 1100'ü. Evet, velhasıl 7000'di Harvard'ın topu. Zaten orada undergraduate pek olmaz. Chicago o kadar yani, orada da öyle. Ama kütüphanelerin kitap sayısı falan. Milyonlar abi. Milyon. O da yetmiyor da aktivite, bir de MIT ile kanal kuruyorlar. Evet, birbirlerine. Evet. Yani. Şimdi bu Caltech, kardeşim bu 2000 öğrenciye İlber'cim baktık 3 milyar dolar harcıyor her sene. Evet. 3, ya Celasin Paşa inanamadı. Ben, yani öğrenci başına 1,5 milyon dolar. Yani ben gittim, raporu geldiğim zaman komutana takdim ettik böyle böyle falan. Celasin Paşa dedim ya bu ciddi mi? Dedim komutanım yazıyor. Hatta Bekir Atay Yılmaz General da mühendistir. Ya dedi boşuna uğraşıyoruz desene burada. Dedim komutanım hale bakın yani. Bu adamlar ciddiye alıyorlar. Evet, 1,5 milyon şöyle tabii çok para alıyorlar. Bir sürü komplekslere, endüstriye, askerlere araştırma yapıyorlar. Abicim Jet Propulsion Laboratory. Yapıyorlar yani o kurdukları. NASA'nın bir parçası zaten. Kurdukları şeyler, onu araştırmalar için yaptıkları şeyler var. Tabii o eşit olarak her öğrenciye tabii giden bir meblağ yani değil. Sonuçta öğrenci başına bütçesi 1,5 milyon lira. Yani, işte fakat gibi ama o herkese değmez. Oradaki her öğrencinin çalıştığı adam muazzam destek alıyor ve kaliteli adam. Şimdi bizim derdimiz şu. Bizim derdimiz üniversiteye öğrenci doldurmak değil. Bakın biz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kontenjanımızı düşürtmeleri için yalvarıyoruz devlete. Hiç düşürmezler. Ya, diyoruz ki kardeşim bizim, sapan iş çıkar sonunda. Bizim tahammül edebileceğimiz öğrenci sayısı 10 bini geçemez. O bile çok fazla. Şehrin içini öğrenciyle dolduruyor, yurt yok. Yurt yapmadığın yere nasıl öğrenci doldurursun ya? Yani kendine göre bir yurdun olur.
Abicim şimdi yurdun da yani bir takım ev sahibi kılıklı adamlara ve hatunlara ev bırakılır mı yani bu iş? Şimdi ben sana bir şey diyeyim, bak onun da ötesine gidelim. Erdoğan Teziç rahmetli YÖK başkanı iken bize bir haber geldi Fatih. Bir baktık bizim jeoloji kontenjanı 70'e çıkmış. Ne? 70 İlber. Remzi Akgök vardı o zaman. Dekan yardımcısıydı bizim. Remzi bana geldi. Ya Celal dedi şuna müdahale edelim. 25 tane mikroskopumuz var İlber. 25 mikroskopla 70. Kalk ben bakacağım. Aa, söyle bakacaklar. Yok siz kahvede oturun diyor. O da oturuyor dünden. Yani. Rahmetliye telefon ettim. Dedim hocam bu olamaz. Yani dedim bunu bizim kaldırmamız mümkün değil. Bu dedim çocuğa yalan söylemektir. Halka yalan söylemektir. Biz dedim bu eğitimi yapamayız. Düşüre düşüre 40'a düşürdüler. 15 mikroskop lazım hala. Yani. Durun bir ara vereceğim. Devam edeceğiz. Bu eğitim meselesi önemli. Evet. Reklamlarımızı verdik. Kurtulduk. Şimdi üniversite diyorsunuz da. Şimdi eğitim üniversite mi başlıyor? Allah aşkına. Hayır. Mesele ilkokuldan başlamıyor mu? Doğru düzgün deve dişi gibi ilkokul öğretmenleri yok muydu Türkiye, ülkede? Türkiye devleti ve marif, tanzimat marifi alt kademe okulları ıslah etmiştir. Yani çünkü okulun gitmeyeceğini deneyle gördüler. Çünkü ordunun ıslahatı bizde eğitimi itelediği için. Lafını kesebilir mi? Örnek verelim. Mühendishane. İşte oradan veriyoruz. Bak. Mühendishane Çeşme. Şimdi mühendishane dediğin şeyi adam nereden yani bu topçularla yani mühendishaneyi de buji fabrikası kurmak için kurmuyor herif. Bravo. Yani şimdi bak, bu topçularla bu iş yürümez diyor. Bak ben sana bir şey örnek daha da beteri. Constant Priest geliyor diyor ki Orlov komutasında Baltık donanması yola çıktı size saldıracak. Bizimkiler toplanıyorlar, gelemez buraya. Niye gelemez? Boğazı geçecek. Ha. Hayır işte efendim, Cebel-i Tarık'dan haberleri olmadı. Yani, Vasıf tarihinde diyor ki, buraya gelmeleri diyor bizim Yüzera'nın hafsalasının kabul edebileceği bir şey değildi diyor Vasıf'ta. Ondan sonra geliyorlar, bizim donanmayı yakıyorlar, bizim reisül küttap çağırıyor Venedik baylosunu. Siz gavurlar diyor Avrupa'dan kanal kazdınız, öyle geldi bunlar. Onun üzerine Cezayirli Gazi Hasan Paşa 3. Mustafa'ya gidiyor. Diyor ki hünkârım senin dediğini söylüyor. Bu cehaletle bu iş yürümez. Evet. Bize diyor mektep lazım. Ama bu mektepte diyor Müslüman ders veremez. Çünkü Müslüman yok bunu yapacak diyor. O kadar cahillik var o zaman. Onun üzerine Sultan Mustafa diyor ki bak paşa diyor. Dediğim tamam. Yalnız diyor baş hocayı gavur yaparsak seni de keserler, beni de keserler diyor. Evet. Bir Müslüman bul. Bulamıyor. Seyit Hasan'ı buluyor. Seyit Hasan o zaman İtalya'da gemi mühendisliği okumuş bir adam. Birkaç dil biliyor. Bunu da nereden öğreniyoruz? Toderini'nin Literatura Turkesca'sında. Adam diyor ki ben diyor baş hocayı tanıdım diyor. Mühendishanenin baş hocasını tanıdım. Yani sizin ilk rektör. Bizim ilk rektörümüz. Ve İlber'in dediği gibi bu bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Evet. Askeri ihtiyaçtan. Askeri ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Ve teknik üniversite ülkenin gerçeklerine dayanan, bu gerçeklere bir cevap olması için oluşturulmuş bir mekteptir. Ve benim görebildiğim kadarıyla, üçüncü diyorlar ama benim görebildiğim kadarıyla dünyadaki ilk genel teknik üniversitedir. Şimdi İlber topçulardan bahsetti. Topçuluk en büyük. Çünkü neden? Mesela İsmet Paşa mühendistir. Evet bizdendir. Çünkü topçu abi. Okulu mühendishane evet. Diye geçer. Fakat tabii bu böyle bir şey. Şimdi diyor ki bu baytarlarla da bu süvariyi adam edemeyiz. Çünkü bu 18. asır savaşlarında nizam değişti. Yani birdenbire hafif topçuluk, birdenbire süvari alaylarının piyadeyi desteklemesi fakat önce topçular iş görüyor. Dolayısıyla bu nizam ve bu sürat içerisinde yaralanma çok ağır. Ordu bitişik nizam saldırıyor.
bu yaralanmaları derhal tedavi edip bir şekilde askerin kısa vadede veya orta vadede katılımını sağlayamazsan bitersin zaten. Hiç şeysi yok. Onun için bu havayla yola çıktık, gitti. Fakat Tanzimat tabii bunun böyle gitmeyeceğini görmüştür. Çünkü bu okullar iyi bir şeyler çıkarıyor ama her zaman için elemanların büyük sıkıntısı var. Birileri geliyor, yani işte meşhur laf orada çıkmıştır o. Üçgenin iç açıları toplamı nedir? Baron de Tot'un hikayesi değil mi? O Baron de Tot gelmiş sormuş, üçgenine göre değişir demişler hiç bozuntuya vermeden. Adam da demiş anlaşıldı, sıfırdan başlayacağız demiş. Sıfırdan başlamış ama sıfırdan başlarsan da eğitim ilerlemiyor her başında tıkan boyuna. Dolayısıyla Tanzimat Muarifi bir derecelendirme yaptı. Ve ben size söyleyeyim, 19. asrın bu sistemi 20. asrın ortalarına kadar yürüdü Türkiye'de. Bunu yok eden doğrudan doğruya kasaba politikasının her istenen şeye cevap vermesidir. Yani bizim çocuk lise bitirsin. Senin çocuğun lise bitirme şartları var mı bir kere, ona bakıyoruz. Evvela yani oradaki o kasabada onun şartları var mı? İkincisi çocukların kendinden var. İki tane aynı ana babanın iki çocuğu birbirinden daha kadar fark ediyor. Yani öyle üç çocuğun da birbirine eşit dahiler olduğu pek görülmez. Onu söyleyeyim size, yoktur o. Yani 1, 2, 3, 4 gidersin, birincisi çok parlak olur, ikincisi bilmem ne olur, üçüncü serserinin biri olur mesela. Aynen öyle. Ya aptal bir kız çıkar, oğlan çıkar, o da mümkündür. Yani bunlar şey değil. Bunların hiçbiri hesaba katılmadan eğitim böyle gitti. 1, 2, 3 üniversite falan derken Türkiye bunu 5, 6 iyi, 7, 8, 9, 10 yapmaya başladığından iş bitti. Olmaz. Çünkü hiçbir toplum bu kadar hızlı uyum kaldırmaz. Bu çok zor. Şimdi bütün mühim mesele bir kere burada kaliteyi tutturmamak. Avrupa bunu uzun zaman muhafaza etti, lise eğitimini. Bugün edemiyor. Bugün edemiyor. Edemediği için de bitiyor. Yani sokaktaki insanla konuştuğun zaman hepsi bunu kabul ederler Avrupa'da. Kabahati birbirlerine atarlar. Sosyalistler der ki bu muhafazakarların budalalığı yüzünden liselerde gereken reformu yapamadık. Çocuklar iyi yetişemiyor. Muhafazakarlar da der ki bu kırmızı takımının, yani sosyalistlerin, komünistler zaten iktidarda değil hiçbirinde. Bunların liselere kendi ayak takımını doldurma merakı yüzünden kalite devam ettirilemedi ve oradan battık der. İkisinde de doğru taraf vardır. Ama sonuç ortadadır. Bu liseler artık ikinci harpiden evvelki liseler değiller. Madde bir... Almanya'da değiller mesela. Değil. Hayır. Matematik, fizik, kimya gibi şeyler gerilemiş vaziyette. Ben size örnek ailemden veririm. Yani mesela benim annem kimyayı lisedeyken okudu. Bir daha okumadı. Çok iyiymiş. Bana dedi ki bir gün bir şey anlatırken sen Mendeleyev cetvelini ezbere bilmiyorsun derdi. Aa, ama da şey hocam belki biliyordur. Ne yapacağım ezberleyip dedi. Koca elemanlar tablosu. Şimdi yalnız çocuklara soruyorum Mendeleyev cetveli ne diye böyle bakıyorlar. Mendeleyev'i duymuş mu bir kere adam? Hayır. İşte. Ya bizim şey dedi, bana bir Kırımlı yardımcım vardı, hemşire. Tacikistan'da büyümüş hem de. Yani dedim ya o Tacikistan adam olur mu kardeşim, o fukaralıktan çık. Öyle deme dedi. Tacikistan Mendeleyev tablosu gibi yerdir dedi. Bizim... Allah aşkına işte bak. Her şey var diyor kadın. Geldim. Ya şeyden bizim Cevdet'ten bir. Üniversiteye sordum. Mendeleyev ne diyor? Herhalde bu aptal Amerikalılar bunları periyodik çevirdiler. Tabii, çünkü anlamaz. What Mendeleev? What the hell is that? He's Jewish Mendeleev. Yani böyle herifler bunlar ya. Bu korkunç bir şey ve bu düşüyor. Düşüyor. Şimdi mesela Almanya'da klasik eğitim eskisi gibi değil.
Eskiden bir avukata rastlardım benim yaşlarımda, benden tabii daha yaşlılara. Yani ulan bu hüdük avukat nedir falan diyorsun. Adama mesela gezi yaparken Bergamo'da, hiç unutmuyorum, Bergamo'da bir Odeon'a çıktı, İlyada okuyor. İşte 10 tane beyit ezberlemiş tahsilde. Yani bu bitti. Hitlerizmin bunda çok büyük payı vardır. Çünkü Hitlerizm tamamıyla bir halk dal kavukluğu ve tamamıyla eski medeniyeti küçümseyen bir ayak takımı görüşüydü. Liselerden Katolisizmi ve şeyi kaldırdı birlikte. Klasik eğitimi kaldırdı. Ve sorduğun zaman bugün bile aklı başındaki adam, geçinen adam, hepsinin tercümesi var diyor bizde. Tercümeyle asla aynı şey değildir. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Yani bir Herakleitos'u anlayabilmek için adamın Yunanca'da yaptığı kelime oyunlarını bilmen lazım. Bilmen lazım adamın kafasından. Ben felsefe, mersefe yapamazsın. Ciddi hukuk da yapamazsın. Yani Latince metni okumadan evvel, okumadan hiçbir şekilde ciddi hukuk da yapamazsın. Tercümelerin ne kadarı doğru belli değil. Şimdi bak çok enteresan bir şey. İlyada ve Odysseus'nameyi okumak için bir sürü tercüme var İngilizce'de. Lawrence'inkini kullanıyorlar. Çünkü o galiba daha yakın bir şey. Ben okumadım onu ama. Ben de okumadım. Daha yakın demek ki onun için kullanıyor. Şu bildiğimiz çöl Lawrence. Evet evet evet, ama herif Oxford'lu abi. Oxford'lu yani. Yani önemli çok. Ya benim hocalarım, bak benim iki tane İngiliz hocam Latince Tiberius'u ezbere okurdu Kevin. Evet, çok birisi okumlu. Saçma bir soru sorduğu zaman aa derdi, bu Tiberius'un sorularına benziyor diye Suetonius'un anlattığı. Ha. Ya ve çok ilginç bir şey söyleyeceğim sana. Biz bir makale yazdık yakında. Suetonius'un sorularını. Ha. Ben makaleye direkt Latince şekliyle yazdım. Bu işte hakemenin annesi kimdir falan filan. Efendime söyleyeyim, Aşil hangi ismi aldıydı? Virgin şeylerin, bakirelerin arasına gittiği zaman sirenler hangi şarkıyı söylediydi falan. Latincesini yazdım. Amerika'ya böyle bir şey yaptığın zaman Amerikalı diyor ki bunun tercümesini koy. İngiliz demedi. Demedi. Latince yoldu ki bakabası. Şimdi bu tercümeyi Avrupa ile yani Amerika Amerika'da arası. Tercüme koyarlar. Benim bir makalede başıma geldi. Tutçev şiirini çıkardı, yerine bir İngilizceyi koydu. Redaktör arkadaşımız, redaksiyonu yapan, çıkaran, bana sordun mu bu tercümeyi dedim. Onu da sormadı tabii. Çünkü Türk hocaydı aslında. Ha. Oradan geliyor. Fakat bu olmaz. Olmaz. Yani bu çok önemli. Bu lise eğitimi düştü. Düşünce ne oldu biliyorsun değil mi? Şimdi Harvard'ın, Oxford'un, LSE'nin en iyi öğrencileri artık Hintliler ve İranlılar. Çinliler. Yok, Çinliler dökülüyor. Dökülüyor mu? Hintliler ve İranlılar. Ya bu çok önemli. Yani klasik Avrupa kültürü jimnazyumlarla birlikte gitti ve Türkiye'de de bu oldu. Maalesef. Kimse farkında değil. Hasan Ali'nin liseleri çöktü gitti. Evet, yani ondan evvel başlayan da Tanzimat'a kadar giden bu idadi geleneği çok iyi şeysiz sistemi tabii Cumhuriyet'te oturdu bunun. Bizim şeyde mesela bizim Atatürk Lisesi'nde Latince bölümü vardı. Mıştı demiyorum, vardı. Baktım ben şeyine. Tabii bu eridi. Buraya kim gitti dersen iki tane isim vereyim. Biri Gazi Yaşargil mesela. Öyle mi? O fen bölümünde okumamış o çocuk yani. İkincisini herkes tanımayabilir. Bizim çok iyi lisanlar bilen ve gerçekten zeki bir hukuk hocası vardı hukuk fakültesinde, medeniyeci. İlhan Akıpek oymuş yani, Latince bölümünde okumuş. Bu önemli. Kudret Ayiter bilmiyorum öyle bir bölümde mi okudu? Çünkü çok iyiydi Latincesi. Bu şimdi Avrupa'da yok artık. Yani evet. Hukuk fakülteleri böyle gelip de liseden önüne açıp Mommsen'in tekstlerini falan okuyacak adam bulamıyorlar artık. Yani bu ya biliyorsun Fransa'da bu konuda bir kavga çıktıydı. Evet. Benim sevgili arkadaşım
Claude Allègre Milli Eğitim Bakanı olduğunda bu klasik liselere ne lüzum var dedi. Dedi işte, bitti işte. Ve Jean-Pierre Vernon benim Collège de France'dan komşum ağır bir makale yazdı buna karşı Le Monde'da. Ne diyorsun sen diye bunu klasiklerin önemini anlatan ağır bir makale yazdıydı. Ama kaldırıldı bunlar. Kaldırıldı çünkü para vermek istemiyor. İtalya'da kaldırılıyor bazen. Ve çocuklar sokağa dökülmüşlerdi Napoli gibi bir yerde. Hümanist eğitimi baltalıyorsun diye. Hem de şeyin Benedetto Croce Lisesi'nin talebeleri ne kadar enteresan bir şey. Yani bu bir rezalettir ve bu toplumda da bu böyledir tabii ki. Ve bunun acısını çok çekersiniz. Böyle efendime söyleyeyim naylon eğitim gören kitlelerden fazla bir şey gelmez. Hiç ve gelmiyor da. Gelmiyor. Şimdi bizim büyük sıkıntılarımızdan biri bak Benedetto Croce bu meşhur tarih felsefi. Hegelyendir o. İtalyanların en ithal ettiği. Bu liseden çıkan öğrenci ayaklanıyor benim eğitimimi sakatlıyorsun diye. Fakat Türkiye'de ne öğrenci istiyor kalite ne de aileler istiyor. İsteyene de kulak verilmiyor. O doğru. Aileler çok kötü. Bazı özel okullarda veliler çadır kurmuşlar. Kendilerine eğlence arıyorlar. Öğretmenin ve müdürün tepesinde. Hakikaten bunların bir projesi olamaz. Yani bu yanlış bir şey. Şimdi burada bir edebiyat lisesi gibi bir şey düşünmüştük. Sosyal bilimler lisesi diye kuruldu. Yalnız bunlar istenen programı yapamadılar. İşte biraz tarihi edebiyatı arttırıyorlar. Bir de Osmanlıca. Çocuklar seviyor her şeye rağmen orayı. Daha şevkle çalışıyor. Fakat bu 30'da çıktı sayı. İstenen program yok. Mesela İmam Hatiplerin içinde ciddi Arapça öğretilmediğini söylüyorum. Varsa aksine gelsinler. İmtihan isterim. İmtihan. Yani çok objektif, kendi usulleriyle olmayan bir imtihan yapılsın. Hem de Arapçayı seven, öğrenmeye meraklı, çalışan öğrenciler için bu söz konusu. Yani öbürkünde şey yapmıyorum. Böyle bu olaylar var. Böyle temel eğitim, dil, tekst vermeden insanlara hiçbir şey öğretemezsiniz. Matematik hiçbir zaman eskisi gibi öğretilmiyor Türkiye'de artık. Açık bir şey bu yani. Şimdi bunu düzeltmeden gidemeyiz ve bunun üzerine siz üniversite açıyorsunuz. Demin söylediğim Amerikan üniversiteleri maalesef high school dedikleri zirvazim kadar peki bir şey söyleyeyim. Düzeltemezlerse başarılı şimdi olamaz. Yani 35 milyar dağılırsa yatırsa o Harvard ancak dış dünyadan gelen dahileri besler. Şimdi senden önce konuştuk yani Amerikan üniversitelerinde de İngiliz üniversitelerinde de bir ölçüde kaliteyi genellikle yabancı öğrenciler ayakta tutuyor. Evet. Artık öyle. Fakat ben bir üniversite bir konuşma yapıyordum. İşte buna benzer şeyler anlattım. Yani eğitimini. Bir tane öğrenci kalktı. Genç bir kız. Dedi ki Fatih Bey dedi, yanlış konuşuyorsunuz dedi. Bu dedi siz dedi geçmişte yaşıyorsunuz. Nostalji yapıyorsunuz dedi. Neymiş? Şimdi dedi acaba dedi Zuckerberg dedi bu sizin söylediğinizi biliyor mu dedi. O böyle bir eğitim almışım dedi. İşte şeyi söyledi. Öldü. Bill Gates'i söyledi. Bakın da ne kadar başarılı. İşte dünyayı nasıl dedi. Değiştirdiler dedi. Bunlar dedi geçmişte kaldı. O değiştirdiğini anlayamayın. Siz geçmişte yaşıyorsunuz dedi. Ne denir buna? Ne denir buna? Ben çok basit sana, kardeşim. Bilmediğin bak, adamlar, şey üzerinde iddialı olma dersin. Bu kadar açık. Hayır bu adamlar parası bol adamlar. Şimdi teknolojiyi geliştirenlere diyeceğim yok. Teknolojiye ihtiyacımız var. Yani Bill Gates çok büyük bir iş yapmıştır. Bill Gates sayesinde bizim araştırmalarımız daha hızlı oluyor bilmem ne. Fakat Zuckerberg'in yaptığı o değil. Zuckerberg milleti birbiriyle konuşturarak bir network kurmak suretiyle, bir ağ kurmak suretiyle çok para kazandı. O dünyayı değiştirdi diyorlar. Ona göre o işte öyle veriliyor ama. İyiye doğru mu değiştirdi? Ona öyle öğretiliyor. Yani dünyayı değiştirmek mefhumu o çocuğa öyle öğretiliyor. Bak dün akşam biz Oya ile oturuyorduk. Ben internette birkaç bir şey okumaya meraklandım. Wikipedia'da bazı şeylere baktım. Ya çoğu yanlış İlber. Wikipedia'da yüzde yüz yanlış.
Çok yanlış. Evet, Türk Wikipedia'nın Türkçe tercümesini sureti ama okuma değil, bütün milletin elinde Türkçesi var. Türkçesi felaket. Yani o alette Türkçe ne varsa eksik ve yanlış. Evet. Tarih yanlış. Bak dün gene baktım. Floransa konsülü diyor. Madde 1 Floransa Ferrara konsülüdür. O iki yerde toplandı. Kiliselerin biri. Tarih gene yanlış. Ve konsülün en önemli insanları yani Besarion ve Cesari'nin ismi bile geçmiyor bu Türkçe metin. Ve ondan sonra bunun neticelerinden bir tek İzidor'dan bahsediyor Rusya arşipiskoposundan. Fakat şeyden bahsedilmiyor mesela İstanbul'daki etkileri ve Gennadius'un çıkışı. Bizim tarihimiz bu be. Besarion benim padişahımız Henif be. Evet o yani. Gennadius'un ne biçim yapmış bizimki almış ele falan yani bizim adam Fatih. Evet. Ne asıl böyle yollara getirmiş kiliseyi bölmüş falan. Ya bu bizim tarihimiz anladın mı? Ya bundan haber yok herifin Türkçesinde. Türkçe, İngilizcesine bakacaksın. Yani, rezalet. Ve başka bir tane daha madde vereyim sana. Gorçakov. Rusya Hariciye Nazırı. Kırım Savaşı ile Berlin Kongresi arasında. Puşkin'in sınıf arkadaşıdır bu liseden. Müthiş bir adam. Daha iyisi yok Rusya'nın dış bakanı olarak. Ki Rus hariciyecileri iyi. Ha, buna rağmen bu adam her şeyle bir Türkçesine bak, bir de İngilizcesine bak. Durun bir ara vereceğim. Devam edeceğiz. Bu eğitim meselesi önemli. Bizim üniversitelerimizdeki eğitim kadrosu da bir felaket. Bak bizim... Ama şimdi bu liseden gelen öğrenci de felaket olur. O liseden gelip öğrenci olup okulu hasbelkader bitiren eğitim kadrosu da felaket. Yani bizdeki profesörler bilgi profesörü değil ki. Kadro profesörü şey yok yani o bilgi yok denen. Abi ya o her şeyi bıraktım adam derse girmiyor işte bizim derse girmeden öyle derse çalışmıyor bir arkadaşın çocuğu daha o ya söyledi internetten topladıklarını bize not diye dağıtıyor demiş. Allah Allah. Böyle düşünebiliyor musun? Ya sen bu programa gelmeden evvel 3 gün, 1 hafta oturursun evde çalışırsın. Evet. Bu programda ne diyeceğim diye. Ya. Adam derse girecek, çalışmıyor işte. Dediğim gibi internetten topladığı paperları dağıtıyor. Ya inanır mısın Fatih? Ben 3 saatlik ders için 1 hafta uğraşıyorum. Hala 63 yaşındayım. Ben dünyanın en ileri gelen şeyologlarından biriyim kardeşim. Hayır diyecek olan varsa gelsin. Hayır. Gelmiyor. Hayır. Ben hayır bir... yani gelsin ne hayır diyor. Gelmesin, gelemez. Abi inan vallahi oya kızıyor bana bazen. Yani sen diyor bu ders hazırlamaya çok vakit harcıyorsun. Ben her sene yeni bir şey verdiğim dersi değiştirmek mecburiyetindeyim. Her sene yenilikler çıkıyor, bilmem ne çıkıyor. Bir de eski öğrettiğinin daha güzel örnekleri çıkıyor. Şimdi mesela Hawaii'deki patlamada nefis videolar yayınlandı. Onlara çocuklara göstermek lazım. Fuego patladı. Şahane videolar ya. Patlama anının videoları çıktı. Bunları derse monte etmek lazım. Gördün mü? NASA çekmiş yukarıda. Evet. Nasıl böyle loop diye çıkıyor. Bunları çocuklara göstermek lazım. Ama bunu yapabilmek için bir kere kendinin konuya hakim olması lazım. Bu çok önemli. Ben konuya hakim Türk profesörleri çok az gördüm. Ve bu bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri. Çünkü böyle insanlar çocuklara heyecan da veremiyorlar. Yani ben ders anlatırken... Çünkü kendi heyecan duymuyor da ondan. Abiciğim ben kendimi dinlemekten büyük bir zevk alıyorum ya. Evet. Ve bak Fatih, ben şöyle bir örnek... Sevgili de programı tekrar seyrediyor musun? Tabii ya, büyük bir zevk. Fakat bak ben örnek vereyim. İlber, benim ortaokuldaki... Tabiat bilgisi öğretmenim hep bahsederim Nuriye Güney'i Odessa doğumluydu. Odessa'da doğmuş, ilkokulu var Odessa'da okumuş. Sonra kaçmışlar, buraya gelmişler. Burada arkadaşım İstanbul Üniversitesi'ne gidiyor. İstanbul Üniversitesi'ne bak şimdi. Zooloji enstitüsüne giriyor. Zooloji hocası Kozmik. Botanik hocası Heilbronn. Fizik hocası Kurt Zuber. Evet. Bunların yanında okuyor bu kadın. Nerede o? Heidelberg'de mi okumuşum? Ya ne? Düşün. Derlerdi ya harp sırasında en iyi Alman üniversitesi İstanbul Üniversitesi. Bir sürü Alman var. En iyi Alman çünkü kaçanlar. Çünkü bu kadın bunların yanında okumuş. Ya İlber bu kadın ders verirken ortaokuldayız be.
zevk aldığını hissediyordu. Anlattığından zevk alıyordu Nuriye Hanım. Hmm. Tahtaya bir şekil çizerken onu yaşıyordu bu kadın. Ama benim jeolog olmama o kadın sebeptir ya. Çünkü baktın ki bu yeryüzü mahlukatından evvel yeraltı mahlukatını öğrendim. Abi bu kadın tabiatı sevmeyi öğretiyor. Öğretiyor, o zaman manasız taşları da seviyor. Yusuf Ziya Efe benim ortaokulda matematik öğretmenim. Onun öğrettiği matematikle ben Robert Kolej imtihanını kazanıp Robert Kolej'e girdim. Ziya abi muhteşem bir öğretmen. Bir problem çözerdi tahtada. Hadi. Öğrenmemek için eşek olmak lazım abi. Nasıl ve bu Ziya Efe gitti Amerika'da elektronik profesörü oldu. Benim ortaokul hocam. Ortaokul hocam. Olur. Gel, böyle abi. Kaliteli adamlardı. Ama bu kaliteli adamların bana verdikleri heyecanla kardeşim ben bilim adamı olmaya karar verdim. Robert Kolej'e gittim. Tabii. Oradaki coğrafya öğretmenim Tarık İnöz'ü. Bize şeyden gelirdi. Heybeliada Askeri Lisesi'nden gelirdi. Bahriye Lisesi'nden. Ya hafta sonları araziye götürürdü bizi İlber. Düşünebiliyor musun? Ya bir coğrafya öğretmeni, yani bizim üniversitede yapamadığımızı yapıyordu adam. Hafta sonu araziye gidiyorduk ya. Neler öğrendim? Böyle ben. Vardır, böyle gösteren insanlar ya müthiş vardır. Bir şeydi arazi kardeşim. Şey edebiyat öğretmenim, rahmetli Münir Aysu. Yani Robert Kolej'de meşhurdu Münir Bey. Münir Bey İstanbul Üniversitesi'ni bitiriyor. Tahran'a gidiyor, master yapıyor. Ya öyle. Farsça bilirdi. Arapça bilirdi, İngilizce bilirdi, Türkçe bilirdi. Lise edebiyat öğretmeni ya. Bunlar tabii azaldı. Çok azaldı ve... Azaldı mı kalmadı mı? Hayır, çok kalmadı azaldı. Değil çok ki azaldı. Yapamıyor öbürünün arasında. Kötü paralar kovalıyor iyisini. Şimdi bunlar öbürkülerin arasında yaşayamazlar. Yani sonra bir takım geliyor oraya ve bunlar ilericiyim diyor. Peki ilericisin. Aruz diyor, kullanılmaz diyor. Bu okunmuyor diye. Cahilsen okuyamazsın ama bu okunur. Bravo. Sana ben böyle yazda demiyorum. Tövbe estağfurullah. Evet. Ama bu bilinir ve okunur. Yani Nazım Hikmet bunu bilir ama öyle yazmaz. Yani belli biyografi. Fakat bak ben ortaokulda Erkan Eren, Türkçe hocam. Bak şunu hiç unutmuyorum. İlber şöyle yapardı Erkan Bey. Geçen akşam eve geldim. Dediler ki. Zeyfi Baba. Bak tanıdı. Aruz Mezini. Ortaokuldaydık ya. Erkan Eren. Bizim kafamıza kakaladı abi. Ne kadar da memnunum. Öğrendik ya. Canım mesela şimdi ben Atatürk dizisinde hatırlıyorum. Yani işte Öztürkçe yok bilmem serbest nazım falan diyen edebiyatçıların hepsi bilirdi bu divan hepsi. Edebiyatını. Aruz'u, kaynakları falan sorduğun zaman... Yani bunu bilmemek olmaz. Çünkü edebiyatta eskisi ve yenisi yoktur. Edebiyat bir dükkandır. Size neyin çarpacağı, neyin etkileyeceği, neyin nereye götüreceği... Raftan niye aldığınız belli olmaz. Evet. Neyin yaratıcılığınızı besleyeceği belli olmaz. O çok, çok önemli. Çok doğru. Böyle aptal aptal şeylerle insanlara eğitim yolu da çizemezsiniz. Yani bu maalesef biz öğretmen okullarını katlettik. Şimdi bunu sorduğum zaman herkes köy enstitüsü diyor. Tamam o bir derecedir. Fakat eğitim enstitüleri katledildi. Özellikle Gazi eğitim, Çapa eğitim ve bu çok fena. Bu 70'ten sonra oldu onu size söyleyeyim. Halk Partisi devrinde oldu istemeden. Yani Ecevit böyle şeyi istemez ama oldu onun kabinesinde oldu. Önce onda oldu sonra Milli Cephede döneminde güçlenerek gitti. Falan gitti. Ve bu gidince işte öğretmen oldu. Olmaz öğretmen, öğretmen olursa öğretmen oldu. Onların kötü öğretmenliğini bırakınız. Onlar öğretmenlik mesleğini anlamayan ve sevmeyen insanlar dolu orada. Olmaz o zaman olmuyor bu iş. Eğitimin amacı nedir? Bunu düşünelim önce. Nedir? Eğitimin amacı kendi dışındaki dünyayı tanımaktır. Kendi dışındaki dünyayı tanıyabilmek için kendi dünya, senin dışındaki dünyayı bize tanıtan insanların ne yaptığını bilmen lazım. Bunu bilebilmek için bu insanların arkasındaki bilim nedir, nereden geliyor? Değil mi? Sen bugünkü jeolojiyi öğreniyorsun, ben bakıyorum. Amerikalı jeoloji yazıyor, terenoloji diye bir şey çıkardılardı. Ben hemen buna karşı bir makale yazdım. İki tane makale yazdım. Hatta Royal Society'de bunun için bir toplantı yaptık biz. Dedim ki bakın dedim bu
bunların ortaya attığı şey 1955'te Alpler'de denendi ve terk edildi. Bunu bilmesi lazım bu adam. Ama herkesin mi? Bu işi yapanların bilmesi lazım. Ha, bu işi yapanların niye bilmeleri lazım? Adam gibi eğitim yapabilmek. Şimdi sen jeolog yetiştiriyorsun. Bu adam gidecek madende çalışacak. Bu adam gidecek inşaat yeri tespit edecek. Bu adam gidecek baraj yeri tespit edecek. Bunları adam gibi yapabilmesi için mesleği adam gibi öğrenmesi lazım. Bunu da öğretecek adamın adam gibi bu işi bilmesi lazım. Ben öğrencilerin yanlış öğrendiklerini düzeltmekten bıktım. Hı. Ve bu yanlış öğrendiklerini düzeltiyorum dediklerimi sırf Türkiye'den zannetme. Amerika'dan, Avrupa'dan gelenlere bile, yani Anke vardı işte şimdi Münih'te ordinarius profesör, benim öğrencimdi Caltech'te. Ona söyledim, ya dedim senin dedim bir sürü dedim burada öğrendiğin şey yanlış. Oturduk Amerika'da şey yaptık, şimdi ikide bir de beni çağırır Anke, Münih'e sen gel işte onu anlat, bunu anlat bize diye. Bilimin bir kültürü vardı. Bak bizim Nusret Dalfes'in bir lafı var. Bilim kültürü diye bir şey var. Bilimi öğretecek adamın bilim kültürü almış olması lazım. Bunu karşısındaki çocuğa verebilmesi lazım. Vermediği takdirde çocuğun bilgisi yüzeysel oluyor. Fakat Cahil abi şimdi sizin mesela Türkiye'ye örneğine gidersek sizin anlattığınız hocaların olduğu dönemde Türkiye'de kaç lise var? 50 kadar. 50. Atatürk başladığı zamanda daha fazla. 18'den fazlaymış. İşin garibi de o. Bak tekrar yani ediyorum. Yani Cumhuriyet kuruluyor. Nüfus 13 milyon. 18 lise. Cumhuriyet. Fazla galiba. Yok 18. Ya 18 ya 19 öyle bir şey. 18. Yani ben ona baktıydım. Çünkü rahmetli İhsan Bey söylediydi. O Kayseri Lisesi'nde. Hmm. Bizim gibi 18 tane lise vardı dedi. Sonra da 50 ile bitti. Yani, evet. Evet yani arttı sayısı. Şimdi. Bak, şimdi binlerce lise var. Sevgili bu kadar öğretmen, bu kadar öğrenci de zor değil mi? 170 küsur üniversite var. 200 oldu. Bak, 200. İlber'in bir beyanatı vardı bir gazeteye. Her şehirde üniversite açmak ahlaksızlıktır diye. Evet. Buna ben %100 katılıyorum diye ben de yayınladım. Evet. Ondan sonra. Maksat çok insanı üniversiteye tıkıştırmak değil. Bak Amerika bu hatayı yaptı. Onların umuru değil. Hah. Yani Amerika için umuru değil. Çünkü Amerika'da ben açarım diyor. O ister gelir diyor. What's wrong diyor. People want to sorar diyor. Herife soruyorsun I went to college diyor. Ulan college'a gittin de ne öğrendin? Ya, ben cahilim. Yani ben yani. Diyor college'e gideceğim üniversite istiyorum diyor. Okey diyor nasıl kurarsan kur diyor. Efendim kalitesi çok kötü diyorsun. On his own risk diyor. Evet. Beni ilgilendirmez diyor. Ama iyisi de var diyor. Giden oraya gider diyor. Fakat bu iyiler. İyisinde ne kadar kontenjan var biliyorsun. İşte dedim sana abi koskoca Caltech 2000 kişi mi? Harvard şey bile koydu. Çok fazla Yahudi var. Burada sırf Yahudiler okuyacak değil dedi. Antisemitizminden değil yani başka bir şeye de aç hizmet vermek zorundayız diyor. Ve doğrudan doğruya bir şey koyuyor yani her şeye. Bak ben sana bir şey diyeyim. Ben buna da taraftar değilim. Evet. Kardeşim benim taraftar olduğum şey adam gibi eğitim yapılabilsin. Adam yapar, gibi eğitimin bir numerus clausus'u vardır. Evet. Yani bir sayı vardır. Bu sayının kapalı üstüne çıkarsan yapamazsın. Tayyip Bey kendisi ne dedi? Ben 75 kişilik sınıflarda okudum. Bir de yanlış söyledi. CHP zamanında okudum dedi. Falan. Öyle değil. Olmaz. Ama öğrenci doldurarak eğitim yapamaz. Yapamaz. O zaman Bell-Lanchester metodu başlar. Biliyorsun onu. Bilmiyorum hayır. Kocaman bir sınıf var bir tane muallime. İşçi mahallesi. Adam hepsiyle uğraşması mümkün değil. Sıra başlarına en zekileri koyuyor. Ona öğretiyor. O öbürküleri öğretiyor. Sonra öğretiyor. Öbürküleri öğretiyor. Kaç kişi çıkarsa kalan sağlar bizimdir. Hatırlıyor musun? Burada mühim olan buna Bell-Lanchester ve bu işe yaramıştır. Ben sana söyleyeyim. Bulgaristan Marif İnkılabı böyle oldu. 1840'larda. Rusya Türkleri böyle okudular. Usulü Cedid'de böyle okuma yazma öğrendiler ve patladı. Yapar. Ama bundan genesine söylüyorum çok iyi mütehassıs yetiştirecek sağlam genel bilgili insanlar yapamazsın, elde edemezsin veya gereğince sayıda elde edemezsin. Ve buna bir öğretmen de bulamazsın. Tamam. Çünkü öğretmenin, kaliteli öğretmen az sayıda kaliteli çocukla uğraşır. Kalite de bu değerdir, budur.
Yani bunun elitizminden hiçbir şekilde kaçınmayacaksın. Çünkü zeka ve merak bilimde herkese nasip olmuyor. Bir şekilde el emeğiyle muslukçuluk, marangozluk yapan da herkes iyi olamıyor. Hı? O da öyle bir çok. Yani elit yanından yaklaşımı çok yanlış bu toplumda. Başka türlü bir şey. Yani iyi marangoz da iyi profesörden daha iyi bir şey. Aslına geliyoruz. Bir toplumda elit müesseseleri olması lazım. Bak bu Fransa'da var. Bu Almanya'da var. Bu İngiltere'de var. Bunlar yüzyıllarca adını duyduğumuz üniversiteler var. E bu üniversiteler ne işe yarıyordu? İşte bu ülkeleri bugünkü düzeylerine getirmeye yarıyordu. Buradan çıkan adamlar muhteşem adamlardı ya. Oraya gider. Newton nereden çıktı? Cambridge'den çıktı. J.J. Thompson nereden çıktı? Cambridge'den çıktı. Cambridge'den çıktı, Oxford'dan çıktı. Cambridge, Oxford'dan çıktı. Ama yani ben Oxford'a gittiğim zaman hiç unutmuyorum. Bir gün bir yemek yiyoruz. Yanımda yaşlı bir adam oturuyor. Ben işte o zaman şeye meraklandıydım. Mısır'daki yaratılış efsanelerine. Çünkü işte jeolojinin ilk başlangıcı. Dünya nasıl meydana geldi, teoriler falan filan. Ondan sonra adamcağız bana biraz anlatmaya başladı. Hatta dedim siz Egiptolog musunuz dedim. Hayır dedi, I'm a word grubber dedi. Kelime avcısıyım dedi. Yani dedim ne yapıyorsunuz siz? Ben dedi eski Mısırca metinleri, faturalar, bunları okuyorum dedi. Yeni bir kelime bulursak dedi, bunu dedi lügata ilave ediyoruz. Herifin yaptığı bundan ibaret. Hı. Fakat düşünebiliyor musun, böyle bir şey yapan bir adam var orada ya. Ondan sonra dedim ki işte ben bu yaratılış şeylerine falan meraklıyım. Aa, o zaman sen yarın gel dedi. Biz seninle beraber Radomir Malek'e gidelim dedi. Ha, Radomir Malek. Radomir Malek abicim Çek. Ashmolean Müzesi'nde gidelim dedi. Bu işin uzmanıdır dedi. Gittik ertesi gün Radomir Malek'e ben derdimi anlattım. Adam arkasını döndü. Hiç unutmuyorum 21 cilt kırmızı kaplı ansiklopedik gibi bir şey duruyor. Leksikon de Egiptologi. Egiptoloji lügatı. Herif bir cilt çekti, açtı. Schöpfungsgeschichten. Yaratılış efsaneleri. Buradan başla dedi. Abi bakıyorsun bu bir madde. 5 sayfa madde. 11 sayfa referans var arkasında. Buradan başla dedi adam. Ben hala oradayım. Evet yani ansiklopedinin iyisinde bibliografya olur, oradan okursun ve devam şeyi eder. Düşün, Real Ansiklopedi'yi de altı düşünüyorsun. 84 cilt Fatih. Yani. O şey vardır, en önemlisi Pauli. İşte Kleine o, Pauli, işte Grosse işte Pauli. O benim de bu Real Ansiklopedi. Orada tabii inançlar ve dinler ansiklopedisi koca koca 9 cilttir. Gene de okusportçu o galiba herif. Burada her şeyi bulursun ama bibliografyayla olur. Bibliografya yoksa ansiklopedi maddesinde o ya çok basittir. Evet. Değmez yani. Veyahut da hırsızlıktır. Mesela bizde böyleleri vardır. Bir yerden aparır, arkaya şeyi koymaz. Fakat o Pauli dediğin o inanılmaz bir şey. Büyüğü de var, küçüğü de. Ben büyüğünden bahsediyorum kardeşim. O büyüğü İnanılmaz bir şey. Ya her bir maddesi Fatih bir kitap bunun. Fakat ben daha eskice o eski çağ ansiklopedisi o. Sadece bütün her şey onun gerisindedir bugüne kadar yapılanlar. Hani gidip alıyorsun ya Oxford'dan falan. Hepsi bunun gerisindedir. Hakikaten öyle. Ben başka bir örnek vereyim ya. Grimm ansiklopedisi şeyini düşün, lügatını. Alman dilinin lügatı. 32 cilt Fatih. Bir kelime bazen 3 sayfa be. Senin kütüphane görseydik ya. Evet. 3 sayfa. Bir kelime. Kaç senede tamamlanmış? Hiç onlar Almanlar çabuk da yapar. Yok. Bu çok ilginç. Bu çok ilginç. Grimm kardeşler öldüğünde D harfine gelebilmişler. Ha o bir şimdi, tanesi yapıyor. Öbürü masal topluyor. Ama ikisi beraber çalışıyor. Jakob esas yapıyor tabii. Evet. Şimdi bunlar 19. yüzyılın ortasında D harfinde ölüyorlar. Ölüyor. Almanlar bunu 1960'ta bitirdiler. Bitirdi. Aferin. Fakat abi sürekliliğe bak. Bitirdiler ve bu sözlük daha sonra bugün dünyanın en büyük legatı olan Oxford'a örnek oluyor.
Oxford lügatı bugün 600 bin kelimeden oluşuyor. Gerçi 1 milyonu buldu diyorlar. Artık diyorlar kağıda basmayacağız Oxford. Evet. Sadece evet. Elektronik olarak. Yani üçüncü baskıyı elektronik sadece yapacağız diyorlar. Fakat mesela senin dilinin böyle bir lügatı yok yahu. Efendim oğlanı merak ettirmiyor. Bak Titse'nin lügatı da öyle şeyde kaldı. K'da. K'yı bile basamadılar. Devam da etmiyor. Çünkü Türk diliyle uğraşan müesseseler, Türkiye'dekiler dahil, bu işe iyice el koymuyor. Bu çok açık ama bir şey. Ama Türk diliyle uğraşan müessese değil Türkiye'de, dökülüyor ya. Evet, o maalesef. Yani benim ya evimdeki lügat koleksiyonu Türk Dili Kurumu'nunkinden daha zengin ya. Evet, evet. Ay olacak iş değil yani. Böyle duvarı dolduracak lügat lazım oradan. Ya kardeşim şey. Dünyada basılmış ilk Kürtçe lügat benim kütüphanemde mevcut. Basıldığı yer söyleyeyim. San Petersburg. Çünkü orada akademi var. Akademi. Alimler var. Bu işle uğraşan adamlar var. Eğitim böyle olur. Bunun içerisinden bir sürü adam eğitilir. Birkaç kişi sivrilir ama o memleketi onlar taşır. O memleketin rekabet gücünü onlar yaratır. O memleketteki refahı onlar yaratır. O memleketteki emniyeti onlar yaratır. Biz bunu bir türlü anlamadık. Biz yırtınıyoruz. Efendim hukukumuz bitti, hukuk mahvoldu. Hukuk alimin mi var? Yani evet çok önemli. Değil mi? Sen hukuk fakültelerinde ders veren bir adamsın. Efendim rekabet gücümüz yok, sanayimiz yok. Senin sanayini destekleyecek araştırman mı var? Ya ben kendi babamdan örnek vereyim. Dedim ki siz koskoca şirketiniz var. Şu Ar-Ge'ye ne kadar para yatırıyorsunuz? Hiç. Onu dedim biz satın alıyoruz dışarıda. Bunu yaptığın sürece yürümez abim. Tabii. Yani sen dışarıdan satın aldığın sürece dışarıya bir şey satamazsın. Rekabet değil. Herifte senden daha iyisi var. Sen ondan satın aldığın an o zaten ondan daha iyisini yapmış oluyor. Bunu yapabilmek için mutlak surette yaptığı işe tutkuyla bağlı adamlar lazım. Bak ben bilmiyorum anlattım mı, burada bir örnek vereyim. Amerika'da Caltech'te çalışırken sevgili arkadaşım George Rosman ki son büyük klasik mineraloglardan biri, onun dersine giriyordu. Öğreneyim diye. Abi herif inanılmaz bir adamdı. Minerallerin renkleri üzerine uzmandı. Amerikan zenginleri bunu jetlerine alırlardı. Mücevher satın almaya George'u götürürlerdi. George'un derslerine giriyorum. Dersin bir de asistanı var. Sarah Miller, bak söyleyeyim. İnanılmaz güzel bir kız. Zaten o yüzden hatırlıyor biliyorsun. Güzel abi şimdi dinle, daha gerisi var. Şimdi Sarah müthiş güzel bir kız. Ben arada bir dersleri kaçırıyordum. Çünkü işte oraya buraya konferansa davet ediliyorum, gidiyorum falan. Geldiğimde George'a dedim ki bir gün, ya dedim şunları bir özetlesene, ne anlattın? Dedi ki ben özetlerim de senden ricam dedi. Sarah dedi benim asistanım, derse giriyor. Sarah anlatsın, merak ediyorum ne kadar beni dinliyor dedi. Yani körüsü bir göz Allah vermiş. İki, dört göz. Aa dedim abi memnuniyetle. Evet. Ben dedim Sarah'a gittim dedim. George böyle böyle diyor. Tamam dedi. Biz Sarah'la gittik. Athenaeum diye hocaların yemek yediği bir yer vardır. Dedim ki oraya gidelim. Bu arada oya var mı hayatım? Hayır yok. Oya gelince zaten Asım'ı da getirdi. Asım işleri bozdu. Ama evlisin yani bu sırada. Tabii canım evliyim. Rezalete bak. Sarah'a dedim ki Athenaeum. Sen her programdan sonra evde dayak delikesine karşı karşıyasın. Biliyorum abi. Yedince ne yapıyor sana? Hiç zararlı. Ne yapsın? Alın. Oya benden emin ki benden bir iş çıkmayacağını biliyor. Çok iyi ya. Valla. Abi biz şimdi Sarah'la gidiyorduk. Ona bir yemek ısmarlıyordum. Ondan sonra boşalıyordu orası. Biz masalardan istifade ederek öğreniyorduk. Bir gün Sarah bana dedi ki ya dedi, sen de dedi gördüğüm tutkuyu dedi, jeolojiye olan, hiçbir yerde görmedim dedi. Bu dedi nasıl oluyor yani, bunun derecesi ne dedi. Bak Sarah dedim. Sana dedim şöyle. Birincisi param var, para kazanmak için yapmıyorum. O doğru da ben onu söylemedim. Ben şunu söyledim. Yok, Amerika'da bence çok kötü yani bir sürü yerde çok kötü bir engel bu modern dünyada. Doğru. Yani doğru. Dehaları ve gerçek yaratıcılığı, merakı engelleyen merak bilhassa ilk şey. Çünkü merak üstüne vazife olmayan bir duygudur. Bravo. Yani buradan para kazanırım.
Böyle ben onu görüyordum. Hukuk fakültesinde uygarlık tarihi veriyorsun mesela. İlla onu vermeyeyim. Bazı talebenin bunu ayıkladığını görüyorsun. İşime yarar mı diye. Bu çok önemli. Yani bu maalesef modern dünyanın, Amerika'yı da oradan söyledim çünkü en gelişmiş. Evet. Merak olmayınca merakı öldüren şey, ben bundan ne kazanırım? Dolayısıyla herkes tabii zengin olamaz ama çok kişi bir eğitimle tok gözlü olabilir. Evet abi, ben şimdi bak, ben Sara'ya şunu dedim. Bak dedim Sara, sana dedim bunun ölçüsünü anlatayım. Onun bir boyfriend'i vardı, Nathan diye, tatlı da bir oğlan. Hatta bundan ikisini aldım, ben bir kere yemeğe götürdüm. Şimdi dedim bak dedim, sen dedim Nathan'la herhalde sevişiyorsun, yatağa giriyorsunuz. Evet, evet hah dedim. Şimdi dedim tam yatağa girdiniz, aklına bir şey geldi. Nathan'a diyebiliyor musun dedim, bir dakika bekle, bir not alayım, geliyorum. Bak dedim, duş alırken, tuvalette bilmem ne yaparken, sevişirken seni dedim uğraştığın problem rahatsız edecek. Etmezse olmaz. Olmaz. O merak seni yiyecek. Onu, lügat bakacaksın. Ah, lügat bakacaksın, ona bakacaksın, buna bakacaksın, gidip adamlarla konuşacaksın, mektuplar yazacaksın. Öğrenene kadar kardeşim, bu merak olmadan hiçbir şey olmaz. Yani o ya diyor ki bana işte sen hadi diyor anladık Asperger'sin ama diyor. Ya diyor yani sen diyor çalışırken etrafında dünya yıkılsa umurunda değil diyor. Dedim ya kardeşim çok daha önemli bir iş yapıyorum. Ne o zaman olmaz zaten. Değil mi? Yani bu, çocuklara bunu aşılayabilmemiz lazım. Yine bir ara vereyim, devam edelim. Evet, geri döndük. Evet arkadaşım. Arasında Mars'taki hayattan bahsediyorsunuz. Mars, Venüs, evet. Grönland. Evet, evet işte erimeler, bilmemeden falan bahsediyorduk. İlber, sen, İlber hocam ilginç konulara karışmaya başladı. Sen Antarktika'ya gideyim deyince konu açıldı. Evet. Antarktika'ya fakat eğer değil, Fatih, yolları yani. Antarktika'ya gidersen hem sevgili seyircilerimiz için de muhteşem bir şey olur. Teknik Üniversitenin orada yaptıklarını da halkımıza duyurmuş oluruz. Yani hakikaten... Abi Mehmet Hoca'nın sözü var. Evet, evet. Mehmet Hoca gönderir seni abi. Bayıla bayıla gönderir. Yok, parasını cebimden vereceğim. Yani de ya, hayır, sonra. Mehmet Hoca gönderir seni. O bir şekilde paranı bile bulur. Yok yok, ben parasını vereceğim ama gitmek istiyorum. Ama gönderir, gönderir. Yani sen hele güzel bir program çıkartırsan orada... Mehmet beni de göndermeye çalışıyor. Evet, ben beraber gidiyorum ama sen kaçıyorsun. Abi ben dedim Mehmet'e yani abi 30 sene geç dedim yaptığın teklif. Niye? Valla İlber'le ben ölürüz orada abi. Sana hiçbir şey olmaz. Sen orada heyecandan zıplarsın. Valla bizim enstitü müdürü senin eski arkadaşın Atilla da hadi gel gidelim, hadi gel gidelim vallahi deyip duruyor. Gel Leptis Magna'ya gitmek istiyorum, özledim, seni öldürürler diyor. Doğru ama kardeşim Libya'da şimdi Libya'da. Bugünlerde ne işin var? Bir ordu kiralayalım, Madame Margaret Bell gibi gidelim. Fakat ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Kirene'yi gördüm, Apollonia'yı gördüm. Ya İlber hayran oldum. Ama Roma kültürü. Hayır, Yunan. Yunan. Kirene Yunan. Ama o şehirlerin öyle yani. Ya abi onlar. İnanılmaz yani. O sen de şeyleri gördün mü? Tabula Imperium Romanum. Şahane bir yayın abi. Bu Roma İmparatorluğu'nun haritaları yayınlandı. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce başlamış bir proje. Hala devam ediyor. Pafta pafta bütün Roma'yı yayınlıyorlar. Bir de Avusturyalılar şey yaptı biliyorsun, Bizans'ı yaptılar. Abi muhteşem bir eser yani. Bizans. Ben hepsini aldım. Bütün ciltlerini, bütün haritalarını satın aldım. Muhteşem bir şey. Çünkü tarihsel. Sadece şey evdeki... aldım. Mal adını şey aldım. Madaba'yı aldım. Öyle mi? Jordanya'daki yüzündeki şey, mozaik harita. O muhteşemdir abi. Değil mi? Haritadır o biliyorsun. Harita işte çok da doğru. İlber abi biz Celal'in evde muazzam bir program çektik. Nedir o? Bütün kütüphaneyi tanıttık, YouTube'da yayınladık. Ha. İnanılmaz izlendi. Yüz binlerce kere izlendi. Millet de çok memnun. Şimdi senle benim kütüphanede program yapmak istiyorsun. Evet. Bir de İlber Hoca'nın kütüphanesi istiyor. Ha onu istiyor. Millet istiyor. Millet istiyor. İlber Hoca'nın kütüphanesi. Ama İlber'in kütüphanesi bir yerde değil. Bir yerde değil. Dört ev. Dört ev. Düşün abi. Ya ne iyi oluyor. Ama gezin dört ya. Dört ev tasnifle. Bak İlber gezin ya. Beraber gezelim. Vallahi gezelim. Ben de isterim. Ben bir kamera bulayım hep beraber. Vallahi gezelim ya. Var mısın bu işe? Bir iki çocuk geldi varım.
Tamam. En başta yaşa. Beni meşgul ediyorlar diye söylendim. Ki her zaman söylenir. Sonra onlara kitap çıkartıp gösterirken kitabın arasında kaybettiğim para çıktı. Tabii para bulmuşuz. Bak kardeşim. Bak bu Profesör Weigman delinin biri bu. Öyle. Ama çok büyük bir adam. İsviçreli. Weigman ölüyor. Karısına avukat geliyor. Diyor ki efendim diyor şu kadar milyon frank miras kaldı. Nasıl olur diyor. Haberiniz yok mu diyor. Hayır diyor. Oturuyorlar. Bir gün kadıncağız Weigman'ın kitaplarını karıştırırken kitabın içinden banka kayıtları çıkıyor Fatih. Kadın hiç görmemiş hayatında. Herife bak ahlaksız. Deli. Bu Weigman zır deli. Şimdi Weigman Hans Kloss'la çok iyi arkadaş. Bunlar harp esnasında birbirleriyle kartpostal alışverişi yapıyorlar. Şimdi Hans Kloss Almanya'daki durumu anlatacak fakat açıkça anlatamıyor korkudan. Jeoloji anlatıyorlar. İşte bilmem ne fosilleri şuradan şuraya göç etmiş. Şu görülmüş. Weigman anlıyor ki Alman ordusunun durumunu anlatıyor. Hans Kloss. Bu kadar yakın arkadaşlar. Bir gün Hans Kloss kendi başkanı olduğu, daha sonra editörü olduğu dergide bir özel sayı yapmak istiyor. Nigli'yi davet ediyor. Nigli Etihad'a. Petroloji profesörü Weigman Neuchâtel'de. Sen misin Nigli'yi davet eden? Weigman bir daha Hans Kloss'la konuşmuyor. Tabii çok kötü. Deli abi deli işte. Hayır rahatsız olduğu herifi getirenden yapılabilir bu. Fakat Weigman'ın hocası Emil Agon 17 dil konuşuyor. Ha. O da zır delinin biri. Müthiş bir adam. Bir gün Argan kayboluyor ortada. Şimdi Argan'ın enstitüsü mini mini bir enstitü. 3-4 kişilik. Derslerin çoğunu Argan veriyor. Weigman bir bakıyor bu bir hafta yok. Ondan sonraki hafta gene yok. La öğrenciler kalıyorlar. İkinci haftanın sonunda geliyor Argan. Weigman'a diyor ki ben diyor şeyi buldum diyor. Binbir Gece Masalları'nın Arapçasını buldum. Hmm. Arapça öğreniyorum. İki hafta daha diyor öğrencileri meşgul et. Ben yokum diyor. Dört hafta asistana kalıyor abi. Bütün enstitü. Ama dört haftada Arapça öğreniyor. Evet. Dört günde Norveççe öğrenmiş. Öğrenciyken Maurice Lujon'un doktora hocasının odasına gelmiş bir gün. Lujon'un önünde bir bakmış bir yığın ayrı baskı. Bunlar ne demiş? Ya demiş bunlar işte Norveç'ten geldi. Oradaki naplar yeni bulunuyor falan. Ama okuyamıyorum demiş. Hepsi Norveççe. Argan demiş alabilir miyim demiş. Tabii al demiş. Dört gün sonra Argan geliyor. Üzerinde aynı elbise. Leş gibi kokuyor. He. Okudum diyor. Teşekkür ederim diyor. 17 dil biliyormuş. Abi. Bu adamın öğrencilerinden biri Çinliydi. Huang Qiqing. Huang Qiqing sonra Çin'in büyük adamlarından biri oldu. Ben Huang Qiqing'in ahbabı oldum. Biz gittiğimizde mutlaka evine yemeğe davet ederdim. Benim. Ona sordum. Nasıl bir adamdı bu Argan dedim. Anlatılır gibi değildi dedi. Ben sana bir şey söyleyeyim dedi. Ben dedi öğrencisi olduğum zaman dedi. Asya ile ilgileniyordu dedi. 3000 Çin karakteri ezberlemiş Argan. He. Haritaları okuyabilmedik. İyi aferin ne adamlar var. Ya 17 şey diyor ki Alphonse Janet. Alphonse Janet genç bir asistan o zaman Argan'ın yanında. Argan gelirdi diyor. Bakarsın diyor Atik Yunancasıyla Bizans Yunancası arasındaki farkları anlatırdı öğrencilere. Ulan jeoloji bölümü bu. Borel diye bir felsefeci var aynı üniversitede. Bu Argan'ın şöhretini duymuş demiş ki şu adamın derslerine gideyim. Ders dediğinde 4 kişiden ibaret. Hmm. Gidiyor dersleri dinliyor Borel. Bir gün 3 öğrenci gelmemiş. Bir tek Borel var. Argan demiş ki bugün ders yapmayalım. Sana demiş binayı göstereyim. Bina eski Neuchâtel hapishanesi. Hapishaneyi Argan'da vermişler. Bunu demişler al enstitüye çevir. Para da var. Kardeşim Argan mimarlığını kendi yapmış. Borel diyor ki binada kaç pencere var? Kaç basamak var? Hmm. Hepsini hatırlıyordu diyor. Nereden? Kalmış mı içeride? Hayır. Hepsini değiştirmiş. Ha. Binanın planlarını baştan kendi çizmiş. Adam hepsini hatırlıyordu diyor. Tek tek. İyi aferin ya. bu işte annesini anlatıyormuş Borel. Müslüman Argan'da öyle büyüyor falan. En sonunda kadın merak etmiş.
Mesih Argan'dı. Demiş ya beni tanıştırsana demiş ki Borel bak anne demiş. Argan bekar. Hiç evlenmemiş hayatında. Mesih Argan demiş akşam yemeğini gar lokantasında yer. Oraya gidelim demiş sana göstereyim Argan'dı. Bunlar gitmişler masaya oturmuşlar. Argan'ın özel garsonu var. Bir de masası var. Ha. Argan geliyor. Kadın bakmış Argan'da. Mesih Tartar'ı demiş. Tartar'ı bilirsin meşhur. Dodin'in romanları. Seyircilerimiz için söyleyeyim. Tartar Tarascon'da yaşayan bir palavracı. Evet meşhur. İşte bu dünyayı gezdiğini bilmem neler yaptığını falan filan atıyor palavracı ama. Ama bugün Tarascon'a... Münchhausen'in şeysi Fransızcısı. Ama bugün Tarascon'a gidersen Tartar'ın müzesi var. Uydurup bir şey. Böyle bir tip Afrika şeyleri, Gea keşif yaptığı yerler. Kadın bakmış Argan'a. Mesela Tartar'ın demiş bu demiş Tartar'ın müzesi. Gözünden. Tipinden, tipinden. Ama bu adam bizim mesleği gördüğü en büyük iki dehadan biri. Yani biri Zeus, biri bu. 60 yaşında ölmüş. 60 yaşında. İnmiş ve ölmüş. Hastaneye götürüyorlar. Kendi doktora hocası yazmıştır şeyini. Nekrolojisini. Ve doktor, nekrolojinin en sonunda diyor ki ve diyor bu 17 Eylül günü diyor Nöşetel'in sihirbazı gözlerini kapat. Peki bir şey soracağım. Lafı kestim. Eğitime geldik. İşte eğitim böyle oldu. Eğitime geldik, eğitim böyle oldu. Şimdi izleyiciler de bunu merak ediyordur, merak edeceklerdir. Karşımızda demin anlattığın adamlara benzeyen bir adam oturuyor. Şurada. Ben. Evet. Tartar'ın ve gördüğün, büyük abi. O da yarı deli sayılır. Şimdi eğitimden bahsediyoruz şimdi. İlber Hoca okurken onun sınıfında onunla aynı eğitim alan başka adamlar. Evet. İşte üniversitede onunla aynı eğitim alan başka adamlar var. Aynı hocalar. Şimdi, sırf eğitimle de değil galiba bu. Bir kişi yeter Fatih ama o eğitimin iyi olması lazım. Şimdi ya İlber'in... ama ne yapıyor da oluyor şimdi? Abi müzik dersin Türk müziğini bilir, Batı müziğini bilir. Bu Batı müziğini daha iyi bilir. Şimdi edebiyat dersin Türk edebiyatını bilir, Fars edebiyatını bilir, Arap edebiyatını bilir, Batı edebiyatını abi bilir. Bak kardeşim, tarih biliyor. Dersin karşılaşmalı bütün dünya tarihini bilir. Yani pek çok iyi tarihçi var ama bunlar biri bir ne bileyim işte Murat bir şeyi bilir, Erhan başka bir şeyi bilir arkadaşımız diye söylüyorum. Abi anlat nereden, ne, nasıl şey oluyor bu iş? Her şey kitaplı olmaz. Ya annen ya baban anlatıp gösterecek yoksa olmaz. Tamam. Veyahut aileden bir abin, bir amcan da birisi olabilir. Olacak, birisi olacak, çevrende birisi olacak. İşte bak lütfen eğitimin yani. Önemi bu. Eğitim bir çevre yaratacak. Çevre yaratacak. Çevren çok, çok önemli. Yani hoca çok önemli. Öyle hocasız eğitim olmaz. Hocalarını harcayan cemiyetler onun için hapı yutarlar. Çok bravo. Önemli bir şeydir bu. Yani okul, hoca çok önemlidir. Ve daima surette tabii bir şans şeydir. Eğitimde galiba para önemli. Yani zengin aile, o zenginliği veren aile önemli. Fakat bence çok daha önemlisi ailenin kendisi. Yani bir heritaj olacak arkanda. Evet. Bu da ne olur? İşte gene aynı şekilde eğitimle olur. Meşhur laf. Efendim demiş Rus, entelektüel olmak için 3 tane üniversite bitmesi lazım demiş. Tamam bitirelim demiş. Demişim, sen değil demiş. Deden, babam ve sen demiş yani. Benim babam 5 nesil derdi. 5 nesil. 5 nesil derdi. Vallahi anlatma, sana anlatmışsınız. Ben bir gün dedim ki dede benden adam olur mu dedim. Ben 10 yaşındayım. Dedi ki sana bağlı değil dedi. Kime bağlı dedim? Benim babama bağlı dedi. Tabii. Ha tabii doğru. Benim kolay babam 5 nesil derdi. Sen derdi üniversite bitirdin ama derdi. Sen daha ortaokul mezunusun. Çünkü derdi. Benim ailemde üniversite bitiren ilk nesil benim derdi. Ben derdi ilkokul mezunu. Sen ortaokul oldun. Senin çocuğun lise. Senin torunun işte ancak üniversiteyi bitirmiş olacak derdi. Ha, ona 4'e kadar evet. Gidiyor iş. Ondan yani. Sonra da 5. nesilde alim olursa oluyor. Şimdi bu çok önemli bir şey. Bunu yaratabilmek için cemiyetin, fakat İlber paradan bahsetti. Cemiyetin bu işe para yatırması lazım. Şimdi bak ben ya başka biri, bir örnek vereyim. Biri yatıracak. Böyle bak ben başka bir örnek vereyim. Biz seninle bir hareket yapmaya kalktık.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir kütüphane yapılacak dedik. Para toplayalım dedik. Ve dedik ki herkes 1 lira verse kütüphane yapılıyor. 80 milyon lira ediyor. Değil mi? 200 bin lirayı geçemedik. Bir lira vermiyor. Yeni bir organizasyon yapıyorum. Bu programa konuk alacağız. Benim yanına birisi oturacak. Bunu bir böyle bir şey kuruldu. Vakıf, cemiyet gibi bir şey kuruldu. Bağış karşılığı. Gelecek burada oturacak. Size soru soracak program sırasında benimle beraber. Bunun karşılığında biz bir para alacağız ve bu parayı Teknik Üniversite'ye başlayacağız. Çok güzel. Şimdi bak ama bunu yapmadan önce toplumun bu ihtiyacı hissetmesi lazım. Teknik Üniversite'de kurulacak bir kütüphanenin kendisine yararlı olacağını düşünmesi lazım. Nerededir bu ülkenin zenginleri? Niye 5 kuruş vermiyorlar Teknik Üniversite'nin kütüphanesine? Bak bu sene Fatih, kütüphanecimizle konuştum. Sadece şu anda almakta olduğumuz dergileri alabilmek için 10 milyon Türk lirasına ihtiyaç var. Yıllık. Yıllık. Devletin verdiği 4 milyon lira. Bu şu demektir. Aldığın bazı dergilerden vazgeç. Halbuki bizim arttırmamız lazım. Bizim azaltmak şey değil. Bitti yani arkeoloji enstitüsünün semineri, seminer kitaplığı arkeoloji lisesi var ya müzesi. O üniversiteden iyiydi. 1930'larda falan bitmiş o, eskimeye başlamış. Niye? Çünkü Sadrazam Ahmet Cevat Paşa çok büyük bir matematikçidir, topçudur. Çok lisanlar bilir ve tarihçidir de. Kendi kitaplığını bağışlamış oraya. O öyle bir şey. O 1-2-3 güne gitmiş onun, Osman Hamdiler falan biriktirmiş, biriktirmiş. Bir yerde bu bırakılmış ve eskimiş. Ve verilmiyor bir şey. Bitti o zaman o eskiyor. O derhal bir dekuvert oluyor. Evet. Eski bir koleksiyon. Büyük annenden kalan bir şey gibi. Evet. Yani eksik bir gümüş takımını düşün yani. Evet ama şimdi mesela bu bir nevi evrim gibi de değil mi şimdi? Diyorsun ya 4 kuşak, 5 kuşak. Şimdi İlber abi annesinden, babasından aldırmış. Bir şeyler alacaksın. Koya koya gelmiş. Evet. Ama şimdi illa şart değil mesela. İlber'in çocuğu, İlber Hoca'nın çocuğu illa böyle bir şey olacak diye bir şey yok. Yani 100 tane olmaz. İlber'den bir tanesinin çocuğu da öyle. Bir tanesi çıkar, değişik şeyler çıkabilir. İlber'in öğrencisi çıkar abi. İlber'in öğrencisi çıkar. Sonra yani... o aileden mesela şey çıkar. aktör çıkar. Tabii. Evet. Bravo. Müzisyen çıkar. Ama yani bu bir şeydir. Kendini bir yere vermeyi öğrenmek lazımdır. İşte o kendini veren insan, o pasyon. Tutku. Evet. Ya benim o tutku illa büyük adam çıkarıyor demek de değil. Ama bu bir eğitimdir. Böyle kendini bir şeye veren, şey dedike etmeyi, vakfetmeyi bilen insan bir eğitimin ürünüdür. Ha onu yaptıktan sonra bir de ne olur, nereye kadar gelir onu bilemeyiz biz. Ama mesela dediğiniz böyle bir mesela, eğitimdir. Murat Bardakçı, Abdülbaki Gölpıralı'nın yanında kendini adamasa Murat Bardakçı olmayacak. O da... İşte ama onun böyle babası, bilmem dedesi falan da böyle meraklı adamlar. Öyle şeyler var. Yani bir şey değil o. Her lap diye çıkmaz. Şimdi tabii Abdülbaki Bey'den kafasına lügat yemiş o hocadan. Yani... Yoksa Murat nereden o kadar merak ve titizlik edilecek? Babali'de edilinmez olmuşlar yani, olmaz. Çok çok önemli bir çevre yaratmak çok önemli. Bu çevrenin yaratılabilmesi için okulların, üniversitelerin, çünkü bu okullar ve üniversiteler ümit edilir ki aileleri de eğitecekler. Bizim şu andaki en büyük sıkıntımız aileler eğitimsiz. Yani çocuğunu okula gönderiyor, ne bekliyorsun diyorsun, diploma. Niye diploma? İş bul. Falan yerde okuyor diyor, çok iyi diyor. İş bulsun diyor. O çok şey, iyi bir niyet fakat ne kadar zavallı bir şey. Yani niye diplomayla iş bulsun? Mesela diplomasız da iş bulmuş. Yani adamı gidip de tabii bilmem neredeki üniversiteye yollayacağına Prenses Margaret'in oğlu mu o şey, marangoz biliyorsun. Lord Snowden o da. Şimdi bak marangoz dedim, bizim bir Hayrullah Efendi vardı. Ha. Hayrullah amca marangoz. 100 tane üniversite profesörü ederdi adam. Muhteşem bir adam. Ben hep misal veriyorum. Sürsini Hüsnü Diker Usta. Hala ismi yaşıyor döşemecilikte. Dikişin i̇şte adı. Ben. Yani sonra biliyorsun
marangozların başında Sultan Abdülhamit Han gelir. Evet. Dahi ne muhteşemdir ya o yaptığı şey. Beyler Bey Sarayı'ndaki şeyler nedir ya? Ya inanılmaz ya. Seni şeye götürelim. Müftüle, yani eski Şeyhülislamlığın şeriye sicilleri arşivine görün yani nasıl bir yaratıcılık oluyor. Oradaki o ramplar. Ne iş yaparsan tutku. Evet. Tutku çok önemli Fatih. Tutkunun olabilmesi için tutkuyla bağlanacağın şeyleri görmen lazım. Bak Türkiye'de bir tabiat tarihi müzesi yok. Bulaştırır da o biliyor musun? Evet. Şimdi bunun bir çırağı var Sultan Abdülhamit'in. Çırak Hatun. Sermelek Kalfa, Abaza kızı. Bu 100 yaşında öldü. Ve eceli kaza ile gitti. Yani gene marangozluk yaparken şeyi devirmiş. Nedir o yanan şeyin adı? Ateş alan. Yani şey kullanıyorsun ya. Tutkal. Tutkal değil. İnceltmek için. Tiner. Aa tiner kullanıyorsun. Tiner. O tiner tutuşuyor. Aa. Onu yanarak gitti zaman. Aa. Şimdi 100 yaşındaki hatunu marangozluğa iten şey tutkudur. E tabii. Bunun eğitimini almış o padişahtan o. Görmüş yani, abi görmüş. O iş yapıyor orada 100 yaşında. Ne hariç ne işin var senin? Marangozhane derler adama. Ben öğrencilere yalvarıyorum. Diyorum ki gelin dersinizi mersinizi benim odamda çalışın. Evde yani. Beni görün ben ne yapıyorum? Nasıl yapıyorum yaptığımı? Değil mi? Hep soruyorlar ya sen bu işi nasıl böyle beceriyorsun? Gelin görün diyorum. Bakmak lazım. Sen yazlık eve de öğrencileri götürüyorsun. Evet. İstiyorum çünkü benim evim... Vallahi o ya da peygamber sabrı olur. Ama kardeşim yani o yanın da ya bir vatandaş olarak görevidir bu. Tabii. Benim yani. Evim İstanbul Teknik Üniversitesi'nin uzantısıdır. Orada eğitim vereceğim. Ben hazırlanıyor şimdi elektrikçiye geçecek. Evet. Birazdan 100 lirayı şurada bakkalda 10 liralıklar haline getirip 10 lira 10 lira üstelik de sizin yaşınızda adamlara vereceğim onları. Kazık kadar heriflere tabi 10 lirayı bir kere el öperek kazanmayı öğrensin onun bir kağıdı senin elini öpenin sana para vermesi lazım niye? O şeref için edeceğim. O şeref için biliyorsun Einstein her çektirdiği fotoğraftan 5 dolar alırmış. Onu da Siyonist Teşkilatı'na gönderirmiş. 5 değil 50. 5. Hemen Weizmann'ı çeviriyor. İsrail'ler evet. Zinesine 50 dolar veriyor. Böyle alenen de söylüyor yani. Evet. Ben Ronald Clark'ın biyografisinde okuduydum. 5 dolarmış. Fotoğraf çektim. 5 dolar o zaman da çok. 5 dolar o zaman iyi para. İyi para. Ve bir de Einstein herkes fotoğraf çektirmek istiyor. Ha, o birikiyor, birikiyor. En azından antisemitleri falan eğiliyor sıradan. Çok iyi ya. Neyse bir ara verelim. Evet geri döndük. Ne zaman senin eve gelip, evlere gelip pardon kütüphaneleri çekeceğiz? İstediğiniz vakit. Sen bir otursan poponun üstünde bir ara. Ha oturuyoruz ya artık. Yaşım ilerledi. Şimdi İzmir'e gidiyorsun. Ben. Oradan Ayvalık'a gidiyorsun. Cunda'ya gidiyorsun. Oradan bize gelecek. Oradan sana gelecek. Daha belki sana beraber geliriz. Orada satrapın ama evi var. Ama ne iyi olur biliyor musun? Behram Kale üzerinde satrapın evi var. Geniş eyvanlı. Proje mimarı Oya. Oya. Başka kimse bilmez bunu. Orada yani böyle mimar Doğan Kuban da. Kuban tamamladı Doğan Bey. Doğan ne yapıyor? Fikir, Doğan Hoca çok iyi. Yapma ya. Abi o kadar. Hayır 92 şu anda. Her gün çalışıyor. Hatta benden şikayetçi yürümüyorum ve şişmanım diye. Ha. Yürüyerek geliyor bana çatmaya. Geçen gün çalışıyordum Sevim geldi. Hoca geldi dedi, yukarı geldi dedi, seni istiyor dedi. Gittim terasa oturmuş. Ben de gittim elini öptüm, nasılsınız? Ne bu halin dedi. Ha, canlan hanım. Ha, valla ne bu halin dedi. Oğlum dedi, sen dedi dünyaya lazımsın dedi. Yeah. Doğru. Biraz dedi, zayıfla dedi. Bak dedi, ben bu yaşımda dedi yürüyorum dedi. Ha. Spor yapıyorum. 92 yaşında abi. Yanında bir asistan var Melih diye bir çocuk. 96 yaşında biri var biliyorsun. 97 oldu Nermin Aba'dan. Öyle mi? O da öyledir. Ondan sonra daha daha beter ve hiç sesini çıkarmayan hemen tevazu içinde devam eden
Cahit Kayra Bey vardı. Evet. Eskiden. Aa, hayatta değil mi? Hayatta Cahit Kayra Bey ve cin gibi. Maşallah. 102 yürüyor, konuşuyor. Böyle randevulu olarak yürüyor, geliyor. Evden çıkıp bilmem hiç umuru değil. Sonra övünmüyor da yürüyorum, siz de yürüyün diye. Böyle bir ya, şey. Doğan Hoca bana bozuk atıyor. Kendine ha, bakmıyorsun dün, diyor. Dün telefon açtım. Oya açtı telefonu. Ne yapıyor dedim. Baklava yiyor dedi. Dedim ki wow. Çek önünden dedim. Baklava niye yiyor? Diyor ki, Oya diyor ki, ay yemekten sonra iki tane baklava yiyor. Beni dinlemiyor ki diyor. Sen çek. İki tane yiyormuş. İnanıyorsun. İnanırsan. İki tane. Vallahi iki tane. İki tepsi, iki gerçi paket, ondan iki kilo. Önce iki tane var var yani. Böyle eşek kadar abi baklavalar var. Arnavutlar gibi. Papuç gibi yapıyorlar. Vallahi bu kadar. Yok kadar yani. Sabah dedim ki kaç tane de bitirdin dedim. İki tane diyor. Sonra iki tane daha yedim galiba evet. Üstüne diyor. Dört zorlasak 10'a 20'ye çıkacak. Kaymaklı olursa yenir. Çok güzel oluyor ama. Yemekten sonra hoşuma. Hele sarımsaklıysa yemek. Halis ondan sonra patlı. Yağıyla. Ya sen de dün konuştuk. Ben gittim baklava aldım ve baklava yedim. Afiyet olsun abicim. Ya beni özendin ki ben baklava sevmem. Gittim baklava aldım. Yani. Hacı babadan. Kaymaklı. Bugün şey yiyeceğim şimdi. Ekmek kadayıfı. Oo, güzel böyle bayram yemeği. Şahane kaymaklı. Allah diyorum. Ay, nefis oluyor yani. Ya oya bağırıp çağıracak gene ama ne yapalım. Yeme şunları ya. Fatih, istatistiki olarak zaten ömrümün sonuna geldim. Yok ya, olarak. Niye? Abi işte 70'lerinde 80'lerinde gideceğiz yani bir ara. Baban kaç yaşına gitti? 90. Baba kardeşim babam gibi yaşamak istemem. Babam şu kadar yerdi. Annen ne kadar yaşadı? 79. Anne erken gitti. İyiymiş. Yani. Annem sağlıksızdı. Babam öyle, babam çakı gibiydi. Babam gayet az yer. Yürür. Yani diyorum eğer yanında birisi yoksa bilmem ne yoksa mesela kardeşini ziyarete gidecek kapalı çarşıya. Trenle giderdi ya. Ulan şoförün araban kapıda. Hayır. Yürür istasyona. Trene biner. Aynen, hoşuna gidiyordu. Milletle abi. Beraber lak lak etmek babamın hoşuna gidiyordu. Amcan kaç yaşında? Amcam 30 doğumlu, 88 yaşında. O da fişek gibi. Fişek gibi, aslan gibi. Şevo fişek evet. Gibi. Kapalı çarşıda dükkere gidiyor. Evet. Çok iyi. Tabii ben gittim baktım, dayınınkine falan baktım çok iyi. Onlar iyi gidiyorlar. Bu tabii yürümek işini bilmem. Fakat gezmek işinde yürümek çok faydalı. Evet. Evet. Bir de coğrafya değiştirmek iyi bir şeydir. Tebdili mekanda ferahlık vardır abi yani. Şimdi gene Kazakistan'da eyalet merkezi değiştirdiler. Neresi oldu yine? Türkistan eyaletinin başkenti Yesi oldu. Sen oradasın mı? Evet. Çok enteresan bir şey. Bu şekilde orada kalkınıyor tabii. Ama Kazakistan'da da bir halt yok ya. Özbekistan daha güzel değil mi? Abi Özbekistan yani dağları bağları güzel ama Kazakistan'da güzel. Hayır Kazakistan'da bütün Orta Asya'da olmayan şahsiyetli bir başkent var. Almaty. Hakikaten bir kültür merkezi ve doğru. Hakikaten şahsiyetli bir başkent, hayat var. Uyduruk bir başkent değil mi orası? Hayır. Hani Verni olarak kurulmuş ama dediği de o müzeleriyle bilmem ne. Sokağıyla, kafesiyle, insanlarıyla. Ama orada Rus kültürü var daha çok zaten. Tabii. Rus'la karışık başka bir şey de var. Rusya'da o kadar cavul cavul bir başkent yok. Bana inan. Yani Türk yani cavul cavuluyla Rus kültürüyle gelmiş. Hayır, koskoca bir Moskova'da. Oradaki o İtalyan havalı şey yok. İklim de değiştiriyor işi doğru. Tabii. Yani orada gidiyorsun bir konser falan böyle opera duruyor. Binalar başka türlü yapılmış. Ya bir insanlarda böyle bir cıvıltı var falan. Çok önemli. O bir dil müzesi var be. Tabii dil müzesi var Fatih. Yani sonra mesela gidiyorsun tesir ediyor ve hakikaten Orta Asya'nın büyük eserleri Hive, efendime söyleyeyim Samarkand, Buhara falan bunlar da ama işte orada da bir Yesi var. Oradaki türbe, mürbe, cami o havayı veriyor. Bu güzel yani ben beğeniyorum ve daha disiplinli bir toplum. Kendilerine göre şeyleri var, takıntı ve kalıntıları var. Tabii bizim tasvip etmediğimiz bir şey bazen. Yani kendi dilinin önünde Rusya'yı çok iyi biliyor. Ama biliyor ya yani. Onlardan da Rusya dinlemek bir kere. Ben Kazakistan'da çok iyi şeyler gördüm. Tabiatı da ama çok iyi. Tabiatı çok güzel. Yani o Betbaktala vardır. Açlık stepi dedikleri. Orası bile benim gördüğüm dünyanın en güzel. Yani sonra hele baharda of o irtiş.
Ya o İrtiş boyunda bir evim olsun isterdim ben. Yani bir kere o yeşillik, o step çok enteresan. O çiçekler abi baharda git. Kazakistan'a. Ya meyveler hepsi İşçi organik. Meyve, sebze hepsi organik. Fakat ve çiçekler Fergana'da ki yediğim meyveyi ben dünyanın hiçbir yerinde yemedim. Ya o da öyle. Aman yarabbim. İkaz ediyorlar Fatih. Şimdi iniyorsun Fergana'ya. Eline bir kart veriyorlardı eskiden. Sovyet zamanında. Bir bakıyorsun tuvalette acı çeken bir adamın karikatürü. Üstüne diyor ki burada meyveler çok güzeldir. Ha. Fazla yemeyin. Yersen böyle aysel olur. Üstüne su içmeyin. Ha. Çok susarsanız bir fincan yeşil çay için. Ha. Katta yazıyor. Ve o adamın da böyle acı çeken bir adam. Karikatürü var. Ha. Her inene, tayar eden her inene bir tane veriyorlardı onlara. Fakat yenmeyecek gibi değil ha. Su içmezsen şekeri çıkar adamın. Evet ama kardeşim oradaki o yediğim kavur. Bence kartuş. Şey yapacaksın, onları yiyip yiyip yatacaksın akşam. Ertesi günde çıkmayacaksın dışarı. O tabii bizim için mümkün değil çünkü arazideydik. Arazideydik yani ama hakikaten Fergana Vadisi'nin meyveleri meşhur. Uş müthiş müthiş. Ya Babür bile anlatıyor be. Karpuzu tabii yiyememiş ki herhalde. Ve ne enteresan, sen Hint'te yaşa yaşa ölünce kendini Herat'a gönderiyor. Yani ne kadar tutku o kuraklığı ve o havayı istiyor adam, özlüyor. Ama abi Fergana çok güzel bir yer. Yani bütün oralar Herat, Meral, oralar çok güzel yerler. Şimdi Humboldt Babür'ün hatıralarını okuyor. Babür diyor ki işte burada nar var. Pamuk ikili. O da her altı okuyan cinsten. Bak Charles Darwin'den farkı ha. O. Şimdi ilginç Asya'yı olan ne biliyor musun? Pallas. Şey Pallas diyor ki işte Orta Asya belki 10 bin metre yüksekliğindedir. Humboldt diyor ki bu mümkün değil. O yükseklikte bu nebatlar nebat olmaz. Şey değil yani bilmez. O Babürname'den çıkartıyor abi yani. Lazis Adhalini oku Humboldt'un. 10 bin metre yükseklik i̇şte olmaz tabii. Bu yani pamuk yetişmez diyor, nar yetişmez diyor. Çok ilginç o. Mesela Asya'nın coğrafyası için oturuyorlar bu herifler, Çin kaynaklarını inceliyorlar. Kimden istifade ediyorlar? Stanislav Julien. Yani Julien felaket bir heriftir karakter olarak. Ama kardeşim herif oturmuş 3 cilt Huang Chen'in hayatını yazmış. Şimdi Huang Chen biliyorsun bu bir Budist rahip. Budist metinlerin orijinallerine ulaşmak için çıkıyor yola. Çin'de, Doğu Çin'de. Bu tarafa. Bütün Orta Asya'ya geçiyor. Hindistan'a iniyor. Metinleri buluyor, topluyor. Oradan tekrar Çin'e gidiyor. Ve yazıyor bunları. Buradan birkaç şey türüyor. Bir roman türüyor. Meşhur batı seyahati, işte bir maymun, bir Çinli falan, o bir meşhur bir romandır Çin'de. Fakat onun yanında batılı oryantalistler, işte Klaproth, Stanislav Julien falan gibi herifler oturuyorlar. Kardeşim bunları okuyorlar, Asya'nın coğrafyasını yapıyorlar. Humboldt, Lazis Adhalı yazarken bu coğrafyada istifade ediyor. 19. yüzyılın ortasında istifade ettiği kaynaklar milattan sonra 4. yüzyıl. Gezmektense okumak daha iyi, kütüphane var. Ve tabii o tabii bibliotek de ya bu bugün çok güldüm, birisi yazmış İlber Hoca için. Diyor ki çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir sorusunun cevabı İlber Ortaylı. Eğer diyorlar çok gezen bilseydi. Ya bak gene beni met ettiniz. Çok gezen bilseydi Acun Ilıcalı'nın karısı İlber Hoca'dan daha çok bilir diyor. Doğru. Kız iyi bir geziyor. Ama İlber hem geziyor hem okuyor. Evet. O gezerken okumak. Abi ya, çok önemli. Ya bak. Yani benim hayatımdaki en büyük avantajlarımdan biri işte dünyada jeolojiyi gidip yerinde görebilmemdir. Ama dediğin gibi gittiğin zaman bir de okumak ihtiyacını hissediyorsun. Hayır, gezerken en büyük kıyak noktalardan biri kitapçıya gireceksin. Bravo. Ve kütüphaneye gireceksin. O andaki yorgunluğunu ve bezginliğini kamçılıyor, yeniden diriliyorsun. Değil mi? Hayda bir daha saldırıyorsun. Yani bu çok önemli. Bu arada bizim editörümüz Semin diyor ki Doğan Hoca'yı bir gün yayına alsak diyor. Hangi? Bizim Doğan Kuban'ı alalım. Ya muhteşem olur yani. Getir bir gün. Yok. Evde yapmak lazım. Senin evde. Kendi evinde, benim evde fark etmez. Peki. Buraya gelemiyor. Yazın Doğan Hoca şeyde mi? Asos'a. Valla biz istiyoruz bu sene ama
Ya gelir. Onun oralarda bir de evi var ama bir tane. Yok. Yok mu? Yok. Evi biziz ya. Kendisine oda yaptı. Şahane bir odası var bizim evde. Yalvarıyoruz. Bizim yanımızda çalışanlar bile işte biz seni bir Doğan Hoca istiyorlar zaten. Diyorlar da Doğan Bey gelsin diyorlar. Emrinde herkes. Siz taksi tutup gelelim. Vallahi, oturalım. Ben seni merak et taksiyona gelelim. Bir gecede dönelim sonra. Ben seni kendi aldırırım. Kendi dağıma dağ. Ben seni aldırırım. Dert değil. Yalnız fakat dağda şikayetim var. Taş Hoca açıyorlar. Rezalet azizim. Bazı zümreler var bu memlekette. Şey fıstık ağaçlarını kesiyor pinusları. Taş Hoca açıyor. Yerel memur da diyor ki müdür yani diyor altında mı kalsın tapen diyor. Evet kalsın kaldın sana ne dedim yani. Müdür ocağı açıyorlar ya ormana kesiliyor. Evet. Ya kardeşim Kula'daki o şahane konileri mıcır kaynağı diye kullanıyorlardı be. Hayda. Yani ne için yazdık biz Nalan'la? Ne oldu? Yasakladılar mı? Durdurdular galiba. İğrenç herifler ya. Ama ne iğrenç ki yani anlatılır gibi değil. Neyse yollayalım birazdan mızmızlanmaya başlar. Sizin hayır öyle bir derdim yok. Sen şimdi şey anlatacaksın değil mi? Tabiat derdi. Vallahi işte. Kalıyor musun gidiyor musun? Yok ben gideyim işim var. Siz şimdi tabii. Sen siz koş. Tabiat tarihi yapacaksınız. Tamam abicim. Sana iyi bayramlar. Ben şimdi daha hepinize iyi bayramlar. Efendim, 10'ar liramızı alalım. Hadi. 10'ar kağıt. Bir ara. El öptün aldın. El öptün parayı kaptın. Evet abi hem de imzalı. İmzaladı yani ama şimdi o 10 liradan çok daha değerli. Özellikle dikkat etti Atatürk'e saygısızlık olmasın diye imzayı hemen yan tarafa attı. Tabii. Arkasında da kim var? Cahit Arf. Ya. Değil mi? bu para yani bu İlber'in, parayı saklayacağız. İlber'in imzasıyla abicim antik oldu. Evet. Şu an çok kıymetli bir para 10 lira evet. Var. Bunu hemen cebime yerleştireyim. Cüzdanıma benim yerleştireyim. Böyle bir dolarım var. Kimden? Ben hayatımda ilk defa öğrenciyken danışmanlık yapacağım. Albert Balin'in evinde kalıyorum. Ben işte gittim akşam yemek yedik falan hanım rahmetli Nelly ile. Dedim ki ya hani benim para pul derdim değil verileri görmek istiyorum. Endüstrinin verileri çok da sakın dedi öyle bir şey söyleme dedi. Petrol endüstrisi bir adama para vermezse ona saygı duymaz dedi. Paranı alacaksın yalnız dedi. İlk dolarını dedi bana imzalayıp vereceksin dedi. Peki dedim. Hakikaten aldım. O zamanki parayla 300 dolar mı ne bayağı iyi bir para aldım. 1 doları imzaladım. Alberto'ya verdim. Yıllar sonra o para bana çerçevelenmiş olarak. Hadi ya. Vallahi Alberto geri gönderdi yıllar sonra. Galiba ilk ödülümü aldım, ilk madalyamı aldığım zaman çerçevelenmiş olarak o para şimdi yanımda duruyor. Şeyde çalışma masamın yanında duruyor. Görmedik evi gezerken. Unuttuk. Bir daha geldiğinde göstereyim. Yok izleyicilere göstermedik. Ben gösteririz her zaman. Buraya da getiririm. Tamam. Veya bir program daha yapalım. Yani İlber'le benim kütüphanede yapmak isterim. İlber'in kendi evlerinde de yapacağız. Bir tane İlber Hoca'nın kütüphanelerini gezeceğiz. Kütüphanelerini gezeceğiz abi. 4 ev. Her tarafta var. Evet 4 ev gezeceğiz ve hepsi tasnifli. Bir de bazılarını kiralıyor unutuyor biliyorsun. Onu bilmiyordum. Murat Bardakçı'nın evinin alt dairesini kiraladı. Unuttu. Kütüphane yapacak sonra unuttu. Tabii ki yaptı mı dedi, neyi dedi. Dedi ki kiraladın ya, ben oraya kiralmıştım değil mi? Tipik İlber abi. Peki gel biraz da jeoloji konuş. Jeoloji konuşuyor da dünyada ne oluyor, ne bitiyor onu konuşalım. Şimdi bir enteresan bir hareketlilik var gibi geliyor. Bu zaten bilinen, beklenen bir şey de Hawaii'deki lava kıtası. O çok büyük sürpriz değil. Fakat Fuego. O da sürpriz değil. Değil mi sürpriz? Hayır. Fuego orta Amerika'nın en faal volkanlarından biri. Şimdi buralarda volkanik faaliyet sürüyor. Neden sürüyor? Çünkü Fuego'nun olduğu yerde kokos levhası Orta Amerika'nın altına dalıyor. Dolayısıyla orada faaliyet sürüyor. Şimdi Fuego'nun patlaması müthiş bir patlama oldu. Yani geçen seferkilerden daha güçlü bir patlama oldu. Şimdi Fuego ile Hawaii'nin farkı var. Bunlar iki değişik tip volkan. İlber'in kullanmadığı kağıtlara ben bunu çizeyim. Hawaii'nin volkanı, Hawaii'ye yan taraftan baktığında şöyle bir volkandır Hawaii. Fuego'ya baktığında şöyle bir volkan. Evet. Yazalım. Bu Hawaii. Bu da
Gösterebiliyor muyuz bunu? Gösteriyoruz ama görünmüyor. Biraz yani, hafif yan çalışıyor. Yaklaşırsa? Evet. Biraz yaklaşabiliyor musun? Evet. Havai düz. Ah. Havai bak ters çevrilmiş tabak gibi. Fuego ters çevrilmiş koni gibi. Tamam. Şimdi Havai tipi volkanlara biz kalkan volkan diyoruz. Çünkü kalkana benziyorlar. Burada akan lavların özelliği bunlar içlerindeki gazı kolay kaçırmıyorlar. Dolayısıyla çok akıcılar. Şurup diye akıyor. Akıyor. Ve büyük patlamalar yapmıyorlar. Niçin hava varken daha büyük patlama yapmaz mı? Hayır, işte çıkartmıyor hava. Çıkartmıyor. Şimdi büyük patlamanın olabilmesi için lavın içindeki gazın, hava değil gazın, bir gazoz süsüyle patlaması lazım. Yani gazın aniden çıkıp ortalığı patlatması lazım. Fuego bir stratovolkan, yani tabakalı volkan. Yani tüf, lav, tüf, lav ardışmasından oluşuyor. Bu tüfler, bu büyük patlamaların eseri. Tamam mı? Bu büyük patlamaların en meşhurları 79'daki Vezüv patlamasıdır. Krakatoa. Tambora'dır. Pele'dir. Değil mi? Bunlar yani yanardağın yarısını uçurmuş. Bizim hayatta olduğumuz dönemde de Mount St. Helens'dir. Değil mi? O dağın yarısı gitti. Muazzam bir patlama oldu. Fuego bu tip bir volkan. Bu tip bir volkan büyük bir patlama yapıyor. Muazzam miktarda tüf çıkıyor. Tüf çıktığı zaman tüf mikroskopik taneciklerden oluşuyor. Bu tanecikler havada biraz nem varsa damla oluşturuyor. Yağmur başlıyor. Şimdi yağmur başladığı zaman bu tüfler yağmur taneleriyle beraber geliyorlar. Muazzam çamur akıntıları. Lahar deniyor bunlara Endonezya dilinde. Muazzam çamur akıntıları. Bunlar biliyorsun Nevada del Ruiz patladığı zaman bir günde 7 metre yüksekliğinde birikinti olur. Ya bir köyü yok eder. Değil mi? İkinci daha büyük tehlike kızgın lav kızgın kül çıkıyor. Bu kül ağırlığıyla çöküyor ve saatte 700 kilometre hızla gidiyor. Sıcaklığı 1200 derece santigratı getiriyor. Vezüv'de olan gibi. Yani sana dokunduğu an yoksunuz. Değil mi? Büyük tehlike bu. Hawaii'de... Ne o proplastik akıntı mıydı onun adı? Piroklastik. Piroklastik akıntı. Şeyde, Hawaii'de lavın aktığını görüyorsun, yanında duruyorsun, şey olmuyor. Ama tabii onu durduramıyorsun. Onu durdurabilmek için baraj yapman lazım, bilmem ne. Nereden çıkacağını bilmiyorsun. Bu iki volkanın farkı bu. Hawaii'deki patlama da bu yüzyılın önemli patlamalarından biri. Epeydir hala da sürüyor. Sürüyor. Ya ben çok istiyordum gitmeyi de bir türlü orayı yıkandıramadım. Gidip görelim, gidip görelim diyordum. Ben çünkü patlayan bir volkan hiç görmedim hayatımda ya. 63 yaşıma geldim, bir patlayan volkan görmek istiyorum. Hiç görmedin mi? Hiç görmedim. Ki yani Stromboli'ye gitsem görürüm. Ama işte vakit olup gidemedik. Peki volkan patlayacağını önceden haber vermiyor mu? Verir. Verir. Nasıl verir? Peki nasıl bu kadar insan ölüyor buna rağmen? Şimdi arkadaşım. Volkan... Yeryüzünde duruyor böyle diye. Bunun bir bacası var. Evet. Aşağıya magma. Bu bacası gelir. Altta da bir... Magma deposu var. Magma cebi denen bir yer vardır. İşte buraya lav gelir, magma gelir, birikir. Ondan sonra buradan çıkar. Şimdi bir günde çıkmıyor bu. Tabii. Değil mi? Şunu şöyle gösterelim. Değil mi? Şurası magma cebinin olduğu yer. Baca. Buradan... Pardon, şuradan şöyle yukarıya doğru gider. Şimdi, bir günde çıkmıyor bu. Bu çıkarken mikro depremler yapar. Eğer senin yanardağın etrafı sismometrelerle, sismograflarla iyi teçhiz edilmişse hissedersin geldiğini. Mesela Yellowstone, çok tehlikeli bir süper volkan olduğu için her tarafı sismograf dolu. Anında takip ediyorlar. Vezüv. Son derece tehlikeli bir volkan olduğu için. Her tarafı sismograf dolu. Bizde Nemrut böyledir. Hacettepe Üniversitesi'nden Erkan Aydar oraya bir sürü sismograf yerleştirdiydi. Nemrut'u izliyorlar. Nemrut da her an patlayabilir. Öyle mi? Tabii tabii. En son patlaması 1443. Evet. Yani düşün. 2. Murat devrinde patlamış.
Dolayısıyla volkanın patlayacağını bilirsin. E peki nasıl bu kadar insan ölüyor? Volkan patlayacağını eğer iyi aletlerin ve iyi uzmanların varsa haber veriyor. Yani volkan belli bir dil konuşuyor. Eğer sen o dili konuşamıyorsan... Önce gaz çıkarmaya başlıyor, arkasından depremler başlıyor. Bunların dilini anlayacak adam lazım. Değil mi? İşte Fuego gibi aktif bir volkanda bu yok mu? E yok. Bunlar fakir ülkeler. Değil mi? Buralarda bizim görmek istediğimiz düzeyde bir jeolojik kültürü yok. Olmayınca da böyle şeyler oluyor. Ha, jeolojik kültürün olduğu yerlerde insan ölmeyecek mi? Vezüv bir patlasın, çok adam öldürecek. Neden? Çünkü oradaki İtalyan hükümet diyor ki buradan taşınırsan sana para vereceğim. Kimse taşınmıyor mu? Kimse taşınmıyor. Altında koca bir şehir var. Evet, koskoca Napoli ya. Napoli. Yani Vezüv Napoli'yi götürecek potansiyele sahip. Götürebilir. Ama ne Napoli zaman? Körfezi patlarsa o zaman hep biz... Bütün Avrupa, bütün... Hep biz gittik. Hep biz gittik. Napoli Körfezi'nin patma tehlikesi evet. Var. Evet, hani Yellowstone gibi. Yellowstone gibi. Bu süper volkanların patlaması halinde... Kaç süper volkan var bu dünyada? Vallahi benim bildiğim Andlar'da var bir tane. Yellowstone var, Napoli Körfezi var, Toba var. Endonezya'da. Benim bildiklerim bunlar. Dört tane. Yeni Zelanda'da var galiba. Ama bunların tamamı dünya medeniyetini ortadan kaldıracak düzeyde. Güçte patlamalar yapabilecek volkanlar. Muazzam bunlar. Ya düşün Tambora patlıyor. Tambora bir süper volkan değil. E kardeşim Tambora'dan dünyada sonra... Dünyada açlık oluyor. Evet yani yüz binlerce insan ölüyor açlıktan. Yaz olmuyor ertesi sene. Bütün kuzey yarım kürede ışığı kesiyor. Peki Anadolu'da Nemrut dışında aktif olduğunu düşündüğümüz volkanlar hangi? Var, Süphan, Tendürek. Bunlar hepsi aktif. Hepsi her an patlayabilir. Her an patlayabilir tabii. Hadi Süphan'da solfatara çıkışı var benim bildiğim. Yani gaz çıkıyor hala. Ya Süphan'da ya Tendürek. Galiba Süphan. Süphan'da galiba evet. Galiba Süphan'da hala gaz çıkıyor. Dolayısıyla yani Doğu Anadolu eli kulağında. Peki oradakinin patlama, oradaki risk ne? Şimdi şeyde Fuego dedin ki Okyanus plakası, kıta plakasının altına gidiyor. Efendim, Doğu Anadolu çok değişik. Doğu Anadolu'da olan olay şu. Doğu Anadolu, şurası Arap. Arap levhası Anadolu levhasının altına giriyor. Levhası, tamam. Şurası Kafkasya. Kafkasya. Şurası İran. Şurası da Orta Anadolu. Şimdi Arap levhası senede 1,5 santim. Santim. Şurayı şöyle yapalım tekrar. Sen masadayken de gösteriyorsun tepeden. Gösterebiliyor mu? Aa çok iyi. Tamam mı? Şurayı sıkıştırıyor. Tamam mı? Şimdi burası sıkışırken bunun bir zamanlar altına dalmakta olan levha kopup gidiyor. Kopup gittiği zaman kopup giden levhanın 3,2 gibi bir yoğunluğu var. Bunun tabanındaki sıcaklık aşağı yukarı 1600 derece santigrat. Tamam mı? Bu kopup gittikten sonra bu 1600 derece santigrat 100 kilometre birdenbire yukarı çıkıyor. Bunun altını eritiyor. Dolayısıyla bak Nemrut, Süphan, Tendürek. Ağrı, Alagöz. Dört tane volkan peş peşe. Bunlar değil mi? Bunlar böyle dizilmiş vaziyetteler. Nemrut en son 1443'te patlamış. Peki o zaman Erciyes de bu sisteme dahil mi? Hayır. Erciyes apayrı bir sistem. Ve Erciyes'in üzerinde buzullanma izleri var. Erciyes eski. Eski. Ama mesela Mazı Gölü öyle değil. O Karaca Dağı vardır Orta Anadolu'da. O çok daha genç. Değil mi? Şimdi bu 1443'te patlamış. Nereden biliyoruz patladığını? Ermeni tarihçi Varta'nın Haysmavurk diye bir kitabı var. Oradan biliyoruz. Değil mi? Bu Haysmavurk'un Türkçesi yok biliyor musun? Ben Ermeni arkadaşlarımdan rica ettim. Dedim ya şunu birisi tercüme etse. Da ben satın aldım bir Haysmavurk baskısı 19. yüzyıl. Dediler biz bunu tercüme edemeyiz. Niye?
E dediler bu Orta Ermenice. E dedim kardeşim Türkiye'deki Ermeni cemaatin Orta Ermenice bilen yok mu? Yok. Yokmuş. Ya kahroldum ya. Kim bilirmiş? Efendim ya Viyana'ya gideceksin ya Venedik'e gideceksin. Oradaki Ermeni kültür merkezlerinden bir tanesine gideceksin. Orada var. E kardeşim niye benim ülkemde, benim ülkemin insanı kendi eski dilini bilmiyor? Değil mi? Ama benim Türk'üm de divan edebiyatını okuduğu zaman anlamıyor. Değil mi? Benim Rum'um da Paleolinika yani klasik Yunanca'yı okuyamıyor. İşte tekrar geldik eğitime abicim. Şimdi burada niye eğitim önemli? Çünkü Doğu Anadolu'daki deprem, volkan, efendime söyleyeyim yer kayması gibi böyle büyük felaketlerin kaydını en iyi Ermeniler tutmuş. E bizim bunları okumamız lazım ki tedbir alalım ya. Burayı öğrenelim. Değil mi? Onun için bunu bilen adamlar peki lazım. Bu volkanlar takip ediliyor mu şimdi? Biri takip ediliyor dedim. Ben sadece Nemrut'u biliyordum. O da ne kadar şu anda takip ediliyor bilmiyorum. Yani Erkan bir ara yapıyordu. Sonra Erkan'ın başına dertler geldi. Bunu üniversitede atmaya kalktılar bilmem ne yaptılar falan filan. Neyse şimdi kurtardı. Paçayı mahkemeleri kazandı. Tekrar yerinde ama yani ne kadar yani bu ortamda ne kadar bu işi yapabiliyor bilmiyorum. Ne kadar para veriliyor. Değil mi? Ben sana Teknik Üniversitenin kütüphane durumunu anlattım. Evet. Değil mi? Yani efendim biz eğitime çok önem veriyoruz demekle olacak iş değil bu. Göster. Nerede veriyorsun? Göreyim. Peki değil bu mi? Üniversitenin bölünmesini çok izleyiciler merak ediyorlar. Yani üniversitenin bölünmesini sen makul... Paris'i 13'e böldüler. Evet 13'e böldüler. Hatırla. Ne diyeyim ben Paris 11'de Orsay'da hocaydım. Üniversitenin bölünmesi, arttırılması, çarpılması, bölünmesi bir şey ifade etmiyor. O üniversite nasıl çalışacak? O üniversitenin imkanları nedir? O üniversitenin hoca kalitesi nedir? O üniversitenin öğrenci kalitesi nedir? Şimdi biliyoruz ki Cerrahpaşa hoca kalitesi Türkiye'de en iyilerden bir tanesi. Hiçbir şey ifade etmiyor. Niye? Dilenciler arasında bir dilenci ötekilerden daha zengin demeye benziyor bu. Peki bölünmek doğru bir şey mi yani? Üniversite çok büyük olacak. Bilmiyorum ki. Yani ama çok büyürse bir üniversite lüzum yok yani. Roma bölmüyor 220 bin öğrenci. Yönetebiliyor demek. Ama Roma'da daha iyi bilim yapılıyor abi. Ha, benim derdim, efendim üniversite bölünmesin, bizim ismimiz kalsın falan. İyi güzel de kardeşim, sen ne üretiyorsun? Değil mi? İşte benim orman fakültem bana geldi. Güzel, senin orman fakülten ne bilimi üretti? Bir onu öğreneyim. Senin edebiyat fakülten, koridorlarında fareler dolaşıyor. Ne üretiyor? Fen fakülten ne iş yaptı bugüne kadar? Değil mi? Yani üniversite dediğin bilimin üretildiği ve üretilen bilimin öğrenciye öğretildiği... Fen fakültesi fena çalışmıyor ben sana söyleyeyim. Yani say birkaç önemli yayın ve adam bana bakayım. Hangi ödülleri aldılar? Aklında var mı? Yok. Ya yok demek ki. Sanayide rekabet mi yapmak istiyorsun? Üniversiteye ihtiyacın var. Hukukun adam gibi mi olsun istiyorsun? Üniversiteye ihtiyacın var. Sağlık sistemlerin düzelsin mi istiyorsun? Üniversiteye ihtiyacın var. Bak yakında yine yapacak doktor bulamayacağız. Felaket durumda üniversitelerin hali. Tıp fakültelerinin hali. Bütün bunları düzeltmek mecburiyetindeyiz. Bunlar da popülizmle düzelmez kardeşim. Biz eğitime çok önem veriyoruz lafının arkasını doldurmak zorundasın. Değil mi? Ben bu yaşıma geldim, eğitim konusunda palavra dinlemekten bıktım. Dünyada durum bu ama. Yok. Yok, bizdeki kadar kötü değil. Bizdeki durum felaket. Bizdeki felaket evet. Felaket. Yani bugün Almanya hala rekabetini gayet güzel yapıyor. Çünkü şahane üniversiteleri var. Değil mi? Gerçi gençlerde eski heves yok, bilmem ne yok falan ama işte... Ama hatırla Fransa'da üniversite önce ayaklandılar. Biz rekabete uygun yetiştirilmiyoruz. Bu üniversite sistemi berbattır diye yürüyüşler yaptılar aylarca sokaklarda. Evet ama Fransa'daki bu yürüyüşlerin sebebi işte biz Amerikalılara benzemiyoruz bilmem neydi. Ama o üniversite öğrencisi demiyor ki ben adam gibi kültür almıyorum. Ben Amerikalı gibi yetişirsem ileride rekabet yapamayacağım. Fakat iş gene geliyor paraya.
Sen sırf parayla mı rekabet edeceksin? Sırf parayla mı döndüreceksin? İşte Amerika'nın durumu ortada. Amerika'nın borcu ortada. Amerika'da refah mı var zannediyor millet? Gitsinler görsünler, herkes borç içinde. İşsiz kalmaya bir ay tahammülü olmayan insanlar... Yani ben, zaten... bana gerek Chicago Üniversitesi, gerek Cornell Üniversitesi iş teklif etti. Dedim hayatta gelip çalışmam ben bu memlekette dedim. Çünkü dedim burada çalışmak için hayatımın yarısını para bulmaya ayırmam lazım. Dedim böyle bir sistem olamaz ya. Eğitim çok başka bir şey. Tekrar ediyorum. Eğitimin amacı içinde yaşadığın çevreyi, çevreden kastım kainattan başla. Bunu sana tanıtmaktır. Yani bizim sırf derdimiz yarınki para değildir. Ya dünyaya gelip bir göktaşı çarptığı zaman ne yapacaksın? Onları izlemek zorundasın. Değil mi? Ama yine onları da Amerika izliyor en çok. Yok. Avrupa da izliyor. Amerika bu işlerde başı çekiyordu. Ne zaman biliyor musun? Bir, parası bol olduğu zaman. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın entelektüel kütlesi Amerika'ya göçtü. Ve bu kalmadı. Bugün de ama dünyanın entelektüel kütlesi Amerika'ya göçmüyor mu? Yok. Çok iyi üniversitedeki çok iyi öğrencilerin büyük bölümü yabancı öğrenci. Hayır. Onlar Asya'dan gelenler. Asya'dan gelenler. Evet. Asya'dan gelenler ama yani Avrupa artık adamına sahip çıkabiliyor. Niye hala yani hatta, bakıyorsun Amerika bu işe para veriyor. Milyar dolar ayırıyor. Ne bileyim işte güneş gözlemlemek için yeni bir teleskobunu yaptılar. Bilmem ne yaptılar falan. Yani her şeyi yine onlar yapmıyor mu baktığınız her zaman? Her şey değil. Hayır. Hayır. Mesela uzaya uydu falan göndermek için Avrupa'nın roketlerini kullanıyorlar. Hatta Rusya. Evet değil mi? Yani Avrupa belki Amerika kadar şaşalı yapmıyor bazı işleri ama yaratıcılık Avrupa'da Fatih. Ya Mars'a alet yolladı Avrupalılar, Avrupa uzayası inemeden düştü yani biliyorsun yani. Kardeşim Amerikalıların şeyi patladı havada. Ne derler? Shuttle patladı. O kadar adam öldü. Bu tip şeyler kaçınılmazdır. Kaza olur. Ama tekrar ediyorum yaratıcılık Avrupa'ya özgü bir şey. Avrupa'da. Yani ben işte önümüzdeki hafta İsviçre'ye gidiyorum. Gitmemin maksadı da orada bir jüride üyeyim ben. Bir evet. Doktora jürisinde. Oradaki doktorayı okudum. Ya hayran oldum kardeşim ya. Ne konuda? Yani Fas'taki Anti-Atlas dağlarının jeolojisi. Fakat bunu yapan çocuk jeoloji tarihçesiyle başlıyor. Orada çalışan Boris Schuber'le başlıyor. Paleontolojisiyle bitiriyor. Orada yeni keşfedilmiş. Ediacara yaşlı yani 530'dan daha yaşlı olan fosillerin paleontolojisiyle bitiriyor. Böyle bir spektrumda tezi Amerika'da yapamaz. Çok daha dardır. Ve yani ben doktora raporuna da onu yazdım. Dedim ki bu dedim tipik Avrupa kültürü. İsviçre geleneği. Ya ben Avrupa geleneği tabii genelde. Ben doktorama başlarken hiç unutmuyorum. Doktora hocam John Dewey dedi ki buzul çökellerini bile haritalayacaksın dedi. Ya ben yapısal jeoloji yapıyorum. Buzul çökellerini bile haritalayacaksın dedi. Ve araziye beni kontrol etmeye geldiğinde işte morfolojiyi sorardı, bilmem neyi sorardı. Efendimiz'e minerali sorardı. Bunların hepsini bileceksin de. Bir dalda uzman olsan bile geri kalanı da bileceksin. Hepsini bileceksin. Ve yani bana söylenilen diyorlardı ki uzman olacaksan her şeyin uzmanı ol. Yoksa uşak olursun diyordu John. Ve bunun ne kadar doğru olduğunu gördüm. Son bir ara vereyim devam edelim sonra. Tamam. Evet Ceyli abi. Geldik programın sonuna. Geldik eğitim reformuna. Eğitim reformu. Şimdi kardeşim eğitim reformunda yapılacak iş bir. Meslek okullarını hemen ayırsınlar. Şu üniversite laflarını kaldırsınlar. Çok önemli. İki. Elit. İşte meslek okuluna kimse gitmek istemiyor. Meslek okuluna giden işte ne bileyim erkekler üniversitede yedek subay olamıyor falan. Sevgili kardeşim onun istemesine bağlı değil. Girdi giremedi nereye gidecek? Herkes üniversiteye alınmamalı. Mühim olan bu. Herkesi üniversiteye alacağım dersen popülist bir iş yaparsın ve eğitimi çökertirsin. Bize elit üniversiteler lazım. Bak İngilizler ne yaptılar? A sınıfı üniversite dediler. 3 tane seçtiler. Oxford, Cambridge, Edinburgh. Bize de yapıldı ya araştırma üniversitesi, 10 üniversite seçildi. Ne oldu? Araştırma üniversitesi dediğin üniversiteye
10 milyona ihtiyacı var. Elindeki koleksiyonları devam ettirebilmek için veriyorsun 4 milyon. E ne oldu? Bu ne periz, bu ne lanet olmuş? Neyle araştırma yapacak o adam? Herkes Celal Şengör değil, cebinden para versin, kitap alsın. Değil mi? Bunun elindeki az miktarda hiçbir devlet, Fatih, herkesi eğitemez. Mümkün değil. Mümkün değil. Dolayısıyla karar vereceksin. Diyeceksin ki kardeşim, ben küçük bir grubu çok iyi eğiteceğim. Çünkü bu küçük gruba benim ülkemin ihtiyacı var. Bunlar ülkeyi sürükleyecek adamlar. Senede 10 bin kişi maksimum. Ha, şimdi bak, bunun biz küçük bir örneğini teknik üniversitede yaşamışız. Değil mi? 1960'a kadar İstanbul Teknik Üniversitesi Türkiye'nin en kaliteli çocuklarını çok zorlu bir imtihanla alıyor. Bak o zamana kadar üniversite... Domuzdan kaç başbakan çıkmış? Ya onlar mühim değil. Çıkan müteahhitlere bak. Dünya çapında iş yapan adamlar. Ben Feyzi Akkaya'yı tanıdıydım. Ya adama hayran oldum. 32'de mezun oldum. Öyle bir kuşak var. Evet. İtülü iş adamları. Ama evet. Hepsi kendi yaparak gelmişler. Ha, ama neden? O zamanki İTÜ'ye bakıyorsun. Çıkarttıkları dergi vardır. Arı dergisi. Hocaların karikatürleri. Ne kadar yüksek kaliteli şeylerdir bunlar. Hocalarla dalga geçilmesi. Hocaların kendileriyle dalga geçilmesinden ne kadar memnun oldukları. İşte ya Erbakan ciddi bir mühendis icatları evet. Var. Demirel ya. Ya ben hatırlıyorum. Demirel'ler. Ben anlattım burada. Karşı karşıya geldik. İşte depremi göğe anlatıyorum. Onları bırak dedi. İvmeleri yaz dedi. İvmeleri ben yazarken baktı. Ha dedi, bu durum fena dedi. Evet dedim Sayın Cumhurbaşkanım. Anlıyordu. Bu çok önemli. Çok 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 önemli. Ama politikacı olduğu zaman rezilane işler yaptı. Kendi aldığı diplomayı 5 paralık etti ya. Herkes mühendis oldu Türkiye'de. Jeoloji mühendisliği icat edildi. Matematik mühendisliği. Böyle meslekler yok ya dünyada. Jeoloji mühendisliği şeyde vardı, eski komünist ülkelerinde vardı. İşte her şey uygulamalı olacak diye. Cıcığı çıktı jeolojinin bu ülkelerde. Dolayısıyla bir bilim standardı var. Bunu yakalamamız lazım. Bunu yakalamanın yolu da nedir biliyor musun? Sen doktora veriyorsun değil mi kardeşim? Bak, İsviçre beni çağırıyor jüriye. Niye? Adam mı yok? Diyor ki bu en iyi Celal'dir. Benim öğrencimi gelsin Celal kontrol etsin. İngiltere. İngiltere'de doktora jürisine gittiğin zaman eğer dış imtihancıysan yani external examinersan çocuğun geçip geçemeyeceği senin iki dudağın arasında. Kendi hocası ağzını açamıyor. Beni çağırıyor. Ben gidiyorum İngiltere'ye. Bana bağlı, geçti mi kaldı mı? Neden? Adam diyor ki en iyisini istiyorum diyor. Biz doktora yapıyoruz, kendin pişir kendin ye. Niye dışarıdan eksper çağırmıyoruz? Niçin dışarıdaki hocalardan istifade ediyoruz? Çünkü 10 kişinin 8'i elenirdi o yüzden. Evet. Ah, ama işte biz ne istiyoruz? Buna mani olmak istiyoruz. Biz istiyoruz ki benden mezun olan doktorant dünyanın her yerinde geçer akçe olsun. O zaman her yerinde geçer akçe jüri kurman lazım. Tabii. Ha, jürileri mi? Profesör yapıyorsun. Profesörlük jürisi için, şimdi benim Caltech'teki öğrencim Nathan Neamey. Nathan Neamey profesörlüğe atanacak. Jüri kuruluyor. Ben jürideyim şu anda. Benden rapor istiyor Nathan Neamey hakkında. Bütün dünya için yapıyor bunu. Ben hatırlarım benim hocalarım John Dewey, Kevin Burke, Akio Miyashiro. Hatta Miyashiro emekli olduğu zaman Yücel Yılmaz'a iki sandık kitap hediye etti. Neydi o sandıklar biliyor musun? Miyashiro'nun meslek hayatı boyunca katıldığı jürilerdeki tezler. İki sandık Fatih. Bunların hepsini Yücel'e hediye etti. Biz de onun sayesinde bu tezlere sahip olduk üniversite olarak. John Dewey, Kevin Burke jürilere giderlerdi. Avrupa'da. Ya Japonya'da. Türkiye niye bunu yapmıyor? YÖK ne iş yapıyor kardeşim? Niye bunları organize edemiyor? Niye edemiyor? Söyleyeyim. Bu işleri bilen adam yok çünkü.
bu görgüyü almış adam yok. Hiç mi yok? Türkiye'de var tabii ama bunlar kilit noktalara gelmiyorlar ne hikmetse. Hep kalitesizler geliyor. Ben işte sen de şahitsin, bir tane istisna tanıyorum bugüne kadar. Değil mi? Yani bugünlerde. Mehmet Karaca. İTÜ rektörü, rektör oldu. Cengiz Dökmeci Hoca, ki Mehmet'in de hocasıdır. Geldi dedi ki, bak kardeşim dedi, yıllardır dedi, biz işte Amerika'nın iyi üniversitelerine özeniyoruz dedi. Öyle olalım istiyoruz. O sistemi bilen birisi ilk defa rektör oldu. İşte bu yüzden olmuyor. Ama onun da hayatı para peşine koşmada geçiyor. Evet. Ya düşün, şey yaptıracak, kütüphane yaptı, kütüphane taştı. Kütüphane yaptıracak, parayı bir türlü bulamıyor. Geçenlerde mimarıyla konuştum kütüphanenin, TOKİ ile konuşuyorlarmış. TOKİ diyor parayı vermemek için elinden geleni yapıyor diyor. Belki üniversite arazilerinin bir kısmını TOKİ'ye devredersiniz, TOKİ onu karşılığında kütüphane eder. Niye devredelim ya? Devletin görevi bu be kardeşim, biz devlet üniversitesiyiz. Biz devletle ticaret mi yapacağız? Biz ticaret müessesesi değiliz, bilim müessesesiyiz. Değil mi? Devlet niye bizi TOKİ'ye muhtaç ediyor? Çünkü bütçesi yok. E sen 200 üniversiteye birden bakmaya kalkarsan bakamazsın. Mümkün değil. Sende Amerika'nın geleneği yok. Bugün Harvard'ın bütçesi 20 milyar dolar. Yani ne kadar bağış? Kullandığı para. Hepsi. Hepsi. Özel üniversite ya. Değil mi? Ama NSF'den proje alıyor, bilmem ne yapıyor falan filan. Devlet de destek veriyor. Değil mi? E ben Caltech'te okurken Gordon Moore 600 milyon dolarlık bağış yaptı. Amerikan tarihinin en büyük eğitim bağışıymış bu. Sana anlattıydım, Chicago Üniversitesi. Rockefeller kurdu. Tek çekli. Tek çekli, 1 milyon dolar. 1 milyon dolar. Değil mi? 1893'te ama ki 1 milyon dolar ama. Bugün muazzam bir para, muazzam bir para. Değil mi? Şimdi Türkiye'de bu imkan yok. Türkiye'de bunu, bu vizyona sahip ama olun. Türkiye'de filantropi geleneği yok. Yok tabii. Zaman. Tabii. Şimdi tabii. Demin saydın. Dedin ki bizim üniversite mezunu şu müteahhitler var. Bunlar dünya çapında büyük işler yapan, evet. Hakikaten çok ciddi. Peki bunlardan sizin üniversitede ne kadar bağış geliyor? Çok şimdi, az. Bahsettiğin o büyük müteahhitinden bir tanesi, kardeşim ya ben ölüp gideceğim, çocuklarıma ha 3 lira bırakmışım ha 2 lira zaten. Kütüphaneyi de ben yaptırayım. Kütüphaneyi de ben yaptım diyemez. Hayır. Demiyor. Amerika'da diyor işte. Ha, bak zenginlerden bizim kütüphaneye benim bildiğim 5 kuruş gelmedi. Gelme. Kendi zararına bunun bile farkında değil. Bırak dışarı yani ha? Üniversitenin mezunu var kardeşim. Evet. Amerika'da adam mezun üniversiteye gidiyor 1 milyar dolar veriyor. 600 milyon dolar veriyor herif ya. Biz de tek çekle. Şimdi mesele orada yani ha, her şey devlet, işte. Görgü bu. Ha. Yani devlete siyasete falan kızalım da esas bunlara kızmak. Ama yani. ama. Ya neden böyle? Oğluna Ferrari alacağı parayla üniversitenin bir binasını yaptırıyor. Mesela. Fakat bu neden böyle? İşte görgüsüzlükten. Görgüsüzlük. Görgüsüzlük nasıl tedavi edilir? Eğitimle. Bu işi onun için devletin üstlenmesi lazım. Bak Adam Smith. Değil mi? Adam Smith liberal ekonominin babası. Babası. Ne diyor? Eğitimin %100'ü özel olamaz. %50'si devlet olmak zorundadır. Aksi takdirde kontrolden çıkar. Dolayısıyla devletin üzerine düşen çok büyük görevler var. Ama bizim devletteki sıkıntı, devletin de görgüsü yok. Devleti idare edenler bir üniversite nedir bilmiyorlar. Bu üniversitenin topluma faydası nedir bilmiyorlar. Yani okuyan arkadaşlarım aç kaldı demekle üniversite desteklenmez. Değil mi? Üniversitenin ne yapacağını bilmek lazım. Üniversiteyi serbest bırakacaksın. Bak. Jim Thompson vardı Harvard'da. Jim Thompson 10 sene sıfır yayında duruyordu. Tamam mı? Bizde olsa ne kadar kötü. Harvard'da düşünüyordu bu herife kadro verelim mi vermeyelim mi? 10 senenin sonunda metamorfizmanın termodinamik temeli diye bir makale yazdı herif. Bitti. Konuyu devrim yaptı adam. Harvard hemen kadroyu verdi. Değil mi? Şeyi Fermat'ın teoremini ispat eden çocuk. Ben Erdal Şube bir hocayla konuşuyordum. Bu dedi var ya dedi hiç atıf matıf almayacak dedi. Ama Field madalyasını verdiler. Çok önemli bir iş bu.
Değil mi? Bertrand Russell gibi bir adam. Cambridge'de bile başı belaya girmiş. Cambridge'den kovmuşlar. Değil mi? Ama ondan sonra almışlar tekrar. Bu tip adamlara sahip çıkmak lazım. Üniversite neredeyse bir tımarhane gibidir. Bir sürü abuk sabuk şeyler ortaya çıkar. O abuk sabuk şeylerden bir tanesi bir bakarsın dünyada niye devrim diyorsun? Yaratır. Değil mi? ETH, Einstein'ı almıyor. Tembel bu herif diyorlar. Evet. O zavallı gidiyor patent bürosunda çalışıyor. 1905 yılında Annus Mirabilis dedikleri yılı Einstein'ın yani mucize yılı 3 tane makale yayınlıyor. Bu 3 tane makale neticesinde profesör olarak alıyorlar. Teorik fizik kürsüsünün başına getiriyorlar Einstein'ı. Ve atıfsız makaleler. Ah, böyle adamlar lazım. Dışarıdan bir bakıyorsun adamın biri. Çok kaliteli bir bilim adamı. Doktorası bile yok. Şak diye atıyor. Profesör atıyor. Ben örnek verdim. Avusturya'da Edward Zeus. Üniversite diploması yok herifin. Bırak doktorayı. Üniversite istemiyor adamı. Gülüyorlar. Bize de öyle birisi var biliyorsun. Fakat bakan. Bakan diyor ki bu adam faydalıdır. Ben atarım diyor. Ama o bakan kim? Şatosunda 500 yıllık 10 bin ciltlik kütüphane olan Leo von Thun and Hohenstein. Avusturya eğitim tarihinde devrim yaratmış bir adam. Böyle bakanlarla oluyor iş. Bak ne diyorum. Oturduğu evde 500 yıllık 10 bin ciltlik kütüphane var adam. Peki insanlara bayramı daha fazla işlerini karartmayalım. Hayır kararmak değil. Bak biz çıkış yolu gösteriyoruz. Karartmak değil. Ya ben diyorum bunları yapacağım diyen adama ben oyumu vereceğim. Millet de bunu dese var ya kurtulduk ya. Benim çocuğumu üniversiteye alana oy veririm demekten vazgeçerse Türkiye kurtulur. Değil mi? Lisede çaktığı zaman gidip hocayı tehdit edeceğine teşekkür ederim öğrenmemiş demek biz çocuğumuzu geliştirmek için elimizden geleni yapalım dese veli daha faydalı olmaz mı? Celal abicim vaktimizi doldurduk. Hatta açtık da biraz. İyi ki geldin sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim davet ettin. Her davetimizde buraya girip bizi aydınlatıyor olmandan gerek senin gerek İlber Hoca'nın memleket adına sana teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Ben de sana teşekkür İyi ederim. İyi ki sizler varsınız. İyi ki işte dediğin gibi bir memleketin bir bilim adamı, birkaç bilim adamı ayakta tutuyor. Siz de bu memleketin temel direktörüsünüz. Sağ ol. Sağ ol. Benim için de bu çok iyi oluyor. Hem seni görüyorum hem çok da az görüşebildiğim için İlber'i görüyorum. Ben çok sana iyi oluyor. Bir gidiyorum da İlber Hoca ortalıkta yok. Evet İlber sen ne diyorsun? Fazla dolaşıyor diyorsun. Fazla geziyor. Gezgin oldu. Evliya Çelebi oldu. Fakat tarihçi mecbur. Güzel geziyor, güzel öğreniyor. Evet. Gittiği yerde enteresan şeylere dikkat ediyor. Kimsenin görmeyeceği şeyleri görüyor. Evet, kitapçıları dolaşıyor. İlber müthiş bir adam. Muazzam bir adam. Müthiş bir adam. Eşi benzeri az bulunan bir adam. Fakat evet. bir şeyi var işte. Bu internette ona ait olmayan pek çok şeyi onunmuş gibi yayınlayanlar var. Benim aklımda da yayınlıyorlar. Aman neler var. Oo, aklım durur. Bir de onun böyle adına işte bir takım sosyal medya hesapları açmışlar. Ha, benim adıma da var. Adamın başını belaya sokacaklar yani. Ya nasıl girer? Bizim alakamız yok kardeşim hiç. Tövbe. Evet. Benim sosyal medyayla ilişkim sıfır. 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 Hiçbir yerde yokum. Ne Facebook'ta varım ne Twitter'da hiçbir yerde yokum. Ya benim cep telefonum bile yok. Maalesef cep telefonu yok. Evet. Bu çok ilkel bir durum yani. Evet ne yapalım? Ben çok mutluyum. Sana ya oya üzerinden. Ya Cevdet üzerinden. Ulaşıyoruz ya da ulaşamıyoruz. Evet. Abicim. Ben ama rahat çalışıyorum. Yurt dışına çıktığın zaman tam bir facia. Finito. Öğrenciler, en çok öğrenciler kızıyor. Öğrenciler protesto ediyorlar. Artık kendine bir telefon al. Evet. Ulaşamıyoruz diyorlar. Evet. Ben de diyorum ki maksat o. Orada mutluyum. Sizden uzağım. Ya, yanında olsun da kapat açma. Hayır efendim niye ya? Ben meraklı adam açarım. Bir sürü lüzumsuzla uğraşırım ondan evet. sonra. Neyse çok teşekkürler. Sağ ol hayatım. Ben teşekkür ederim sana. Senin de bayramını bir kez daha kutluyoruz. Nice bayramlara. Senden de bir 10 lira kapça dışarı ama sana para yoktur. Nereden bildin? Ne zaman oldu ki? 5 kuruşum yok. Ne zaman? Abi vermiyor ne yapayım?
Ya sen de yemeğe gittiğimizde hesabı ödüyorsun kredi kartıyla. Ha, kredi kartımı ama o güne mahsus veriliyor kredi kartı. Evet. Her zaman değil. Bak şu anda sonra yok. Bana dönüp diyor ki Fatih 20 liram var mı bu akşam? Evet, bakalım. Evet abi 5 kuruşum yok. Efendim herkese iyi akşamlar diyoruz. İyi bayramlar herkese. Herkese bayramın son günü de olsa iyi bayramlar diyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.